Kıymetli izleyiciler, memleket meseleleriyle sürekli ilgili ekranlarda gördüğünüz, bildiğiniz, tanıdığınız bir konuğumuz var bu akşam. Güvenlik ve terör uzmanı, emekli albay Sayın Coşkun Başbuğ. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Komutanım, insanlar sizi hem önceki yargılandığınız davalardan, kumpaslardan isminizi biliyorlar ama sonrasında da televizyon kanallarında memleket meseleleriyle ilgili yaptığınız yorumlardan dolayı sizi çok çok yakinen tanıyorlar. Sağ olsunlar. Fakat sizi tanıyacaklar bir yön daha var. Elazığ'da uzun yıllar kaldınız. Elazığ'la bağınız var. Kızınız Ezgi burada doğdu, Elazığlı. Buradan başlayalım. Oradan başlayalım. Evet. Bir kere bütün Elazığlı dostlarımıza, büyüklerimize, kardeşlerimize kucak dolusu sevgi ve selam ileterek başlayalım. İfade ettiğin gibi bizim Elazığ'da, Elazığ'ın bende yeri ayrı. İlk şark Teğmen çıktıktan sonra Elazığ'da gerçekleşti. İşte Ankara'nın bu tarafına ilk defa geçtik. Evet. Ve 4 yıl süreyle Elazığ'da kaldık. Ekmek yedik, su içtik. Kirvi olduk, kardeş olduk. Ve ağlayarak da ayrıldık. Hatta bizim ilk yavrumuz, işte kızımız Ezgi, Allah bağışlarsa burada doğdu. Onun için ben Gakkoş diye takılırım evet. Kızıma. Her yönüyle Elazığ'ın bende yeri ayrı. Bir kere Elazığ benim giderken hep söylediğim yakın çevreme bir cümle var. Bana göre en iyi Elazığ tanımlama cümlesi de o. Her ülkeye lazım derim ben evet, Elazığ için. Evet. Çünkü gerçekten vatansever, misafirperver, milliyetçi, insancıl, yani Türk milleti üzerinde ne ararsanız hepsinin bütün özelliklerini taşıyan bir ilimiz. Dolayısıyla hani burada görev yapmak ayrı bir şeref ama onun harici Elazığ'da nerede karşılaşsak karşılaşalım, evet. Hangi ilde olursa olsun. Benim büyük bir muhabbetle bağrıma bastığım ilimiz. O nedenle ben hani Fahri Hemşeri olarak ilan ediyorum kendimi ki İzmir'de ikamet ederim ben. Orada da Elazığ Derneği'nde birçok dostumuz eksik olmasınlar Elazığ'ın her türlü etkinliğinde çağırırlar. Evet. Sen artık bizden sayılırsın buyur gel diye. Büyük bir şerefle de gider katılırım. Elazığ'ın o yönde bendeki yeri çok ayrı. Ve daveti de alınca zaten koşa koşa geldik. Evet, evet. Yani eski yad eyleyelim diye. Şu cümleyle sözü devredeyim. İşte bugün indik. Sayın Valimiz sağ olsun. Evet. Gerçekten Elazığ için bir kazanç. Büyük bir heves ve gayretle Elazığ ilimize buralı gibi sahip çıkmış valimiz. Bir de hemşeriniz çıktı. Hemşerimiz çıktı Aksaraylı olarak. Sayın Valimizin şeref duyduk, misafiri olduk. Evet. Ardından belediye başkanımız gene gerçekten çok genç, atak. Elazığ için ben büyük kazanç olarak gördüğüm belediye başkanımız sağ olsun o da bizi misafir etti. Ardından buraya geldik. Şimdi ekran başında izleyenlerin evine misafir olduk. İnşallah kabul ederler. Evet. Komutanım, Elazığ için bir şey söylediniz. İlk kez böyle Elazığ'la ilgili herkes çok güzel şey söylüyor ama sizin bu söylediğiniz de güzel bir şey. Her ülkeye lazım. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Yani hele ki o kritik günlerde. Yani üzerinde çok zor oynanan bir coğrafyayız maalesef. O zor zamanlarda Elazığ göstermiş olduğu milli duruşla, temsil ettiği milli simgelerle adeta Doğu Batı arasında köprü oldu. Bunu birçoğu fark etmez. Ama gerçekten o kritik süreci aşmasında Türkiye'nin Elazığ'ı farkındalar veya değil. Çok büyük katkısı var. Evet. Bu ileride çok anlaşılacaktır. O nedenle Elazığ'ı ben o anlamda da ayrı yere koyarım. Komutanım, hemen bu Afganistan meselesine gelelim. İnsanlar çok merak ediyorlar. Ne oluyor diyorlar. Ülkede işte terör operasyonlarında bir kuş uçmazken, sınırlardan kimseler geçemezken, bu kadar zorken, otobüsler dolusu insanların Türkiye'ye gelmesi, ondan öncesinde Amerika'nın birdenbire Afganistan'dan çekilmesi, ülkeyi Taliban'a resmen bırakması, Afganistan'dan başlayarak gelirsek daha yoğunluklu olarak Türkiye'deki bir göç sorunu konuşuyoruz ama şeyle başlayalım. Afganistan'da ne oluyor? Şimdi Afganistan'da maalesef iyi şeyler olmuyor. Ve şu an bütün dünyanın odaklandığı bir coğrafya. Ve Afganistan incelerken de bana göre iki başlık halinde incelemek lazım. Bir, Türkiye ile olan ilişkileri, işte göç diye bahsettiğiniz konu şu an yani bizim içteki kamuoyunu en çok ilgilendiren konuların başında geliyor. Bir diğer hususta Afganistan'da bundan sonra neler olacak? Evet. Ve biz bundan nasıl etkileneceğiz siyasi boyutta? Bana göre bunlar üzerine düşünülmesi, konuşulması gereken konular. İkincisinden başlayalım. Yani Afganistan'da neler oluyor ve kimin nasıl bir hesabı var? Evet. Şimdi Afganistan'ın tarihine baktığınız takdirde
Türklerle özdeşleşen bir tarih olduğunu görürsünüz. Bakın biz şeyde bir Milgen projesi kapsamında bir proje başlattık. Kimle? Pakistan'la. Ve bu milli gemi projesi kapsamında 4 tane gemi savunma sanayinde. Belki vakit kalırsa oralara da değiniriz. Bu savunma sanayindeki bizim o başlatmış olduğumuz süreçte 4 tane geminin ikisi Afganistan'da, düzeltiyorum, Pakistan'da, ikisi de Türkiye'de yapılmak üzere Milgem kapsamında bir anlaşma gerçekleştirdik. Ve bu anlaşma gereği bir tane gemi geçtiğimiz gün işte Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir törende denize indirildi malumunuz. İsmi neydi o geminin? Babür. Evet. Babür Şah'tan geliyor. Evet, 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 evet. Yani bizim çok böyle yani kim seçilse alnından öpmek lazım. Tarihten mesaj veren ve bir takım yerlere de mesaj iletmeye çalışan bir isim. Babür İmparatorluğu. Yani Türk İmparatorluğu. Şimdi Afganistan'a baktığınız takdirde 6 tane Türk İmparatorluğu bu coğrafyada, yani Afganistan'ın bulunduğu coğrafyada hüküm sürmüş. Hakimiyet kurmuş. İşte Sakalar, Akunlar, Babür, evet. Ondan sonra Gazzeliler, Selçuklular, Harzemşah, bu bahsettiğim imparatorluklardan o topraklarda söz sahibi olan imparatorluklarımız. Ve bunlar Türk İmparatorluğu. Dolayısıyla Afganistan'ın, eğer çok derine inerseniz, bizim ata topraklarımız olduğunu bilmekte büyük fayda var. Yani bugün Pakistan İslamiyet'le tanıştıysa, işte bizim bu bahsettiğimiz Türk İmparatorlukları sayesinde. Bugün o coğrafya İslamiyet'le tanıştıysa, bizim işte o bölgelerde, o coğrafyada hüküm varlık sürmemiz, göstermemizden kaynaklanıyor. Dolayısıyla hani şu ara çok türedi, İstemezük, ne işimiz var oralarda, evet, diyenler. Onlara da bir mesaj ve gönderme olsun. Belki tarih konusundaki bilgilerini tazelerler. Bir de Kurtuluş Savaşı'nı unutmamak lazım. Kurtuluş Savaşı'nda bize en büyük desteği verenlerden biri o coğrafyadaki Müslümanlar. Müslüman Hintliler, Müslüman Urdulular, Afganlar. Afganlar hatta şöyle cümleler kurdular. İlk Emrullah'ın şu cümleyi kurmuştu. Benim çok hoşuma gider. Kurtuluş Savaşı'ndaki başarımızdan dolayı Türkiye'nin sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. Evet. Daha bunun üzerine kurulacak cümle. Şey, evet. Şimdi Afganistan'da gene tarihe baktığınız takdirde bizim ilk anlaşma yaptığımız devlet 1921'de iki devlet, yani Afganistan'la Türkiye oturdu, anlaşma imzaladılar Atatürk döneminde. Ne diyor anlaşma? Bir tane maddesini söyleyeceğim. Artık onun üzerine de bana göre söz söylenmez. Diyor ki anlaşmada her iki devlet birinden birine herhangi bir saldırı yapılırsa diğerine yapılmış gibi kabul eder ve karşılık verir diyor. Yani NATO'nun 5. maddesi vardır ya, meşhur hep dillendirdiğimiz. Yine bu kapsamda düşünülecek bir madde. Bu bahsettiğimiz madde. Yani o da halen geçerli bu anlaşma. Evet. Yani bir rafa kalkmış falan yani değil. Yani Afganistan'a yapılan bir saldırı aslında Türkiye'ye yapılmış bir saldırı olarak algılanmalı ve ona karşılık da bir tepki olmalı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminden kalma ve halen yürürlükte olan bir anlaşma. Siz şimdi böylesi iç içe geçmiş bir devletle uzaktan olanları seyredip de bize ne Afganistan'dan diyeme şansınız yok, diyemezsiniz. Çünkü Afganistan'da olacak her olay sizi de oradan etkileyecek. Birazdan gene vakit kalırsa değiniriz. Türk dünyasından bahsediyoruz. Bir Türk varlığından, Türk birliğinden bahsediyoruz. İşte o birliği kurmak istiyorsanız sizin doğudaki ucunuz Afganistan. Afganistan'ın biz bugün varlık olarak hani bir herhangi bir devlet gibi algılayamayız. Etnik anlamda baktığın takdirde içinde ciddi Türk yaşayan bir devlet ortaya çıkıyor. Raşit Dostumlar vesaire, onları unutmamak lazım. İşte Kuzey tarafı zaten Güney Türkistan diye anılıyor. Evet. Tacikler var. Hazaralar var. Evet. Ondan sonra Özbekler var. Ki ben hatta izleyenlere şey yapayım, rakamları da buradan paylaşayım. Şey olarak, etnik köken olarak burada bizim Afganistan'la ilgili. Komutan, bir de ırkı Türk olmayıp ama Türk gibi olanlar. Yani Afganlar öyle. Hayır, zaten kendileri kendini hissediyor. Tabii tabii. Kafkaslar'da da birçok millet böyle. Türk değil ama Türk sayıyor kendini. Ve çok da yakın görüyor. Evet. Yani Türk olması şart değil. Evet. Dediğin gibi çok önemli bir yere temas ettin. Bakın Afganistan'da 138 Peştun. Yani nüfusun ciddi bir oranı, yere yakını Peştun. %25 Tacik. Evet. Peştun dediğimiz zaten bu asıl Afgan dediklerimiz, tanımladıklarımız. Evet. %6 Özbek, %19 Hazara,
ve %12'ye de Türk diye adlandırdığımız diğer... Bu Hazaralar da Türk. Hazaralar da Türk. Türk, evet. Tabii Türk. Şimdi siz böylesi bir coğrafyada bu olanı yok görüp sırt dönemezsiniz. Buna ne Osmanlı sırt dönmüş bu coğrafyaya, ne Cumhuriyet'in, genç Cumhuriyet'in kurucuları Atatürk sırt dönmüş. Bakın az önce bahsettim. Biz ilk anlaşmayı bu devlette yaptık diye. Bununla birlikte Abdülhamit 1913'te bugün halen var olan Afganistan'daki ilk hastaneyi yapıyor. Ve Afganistan'da bugün birçok hastane, okul Türk yapımı. Ve şu an halen, bakın şu an halen 5000 tane Afganistan subay, assubayı, 10.000'e yakın da Afganistan'ın güvenlik görevlisi Türkiye'de eğitim almış ve ülkesine dönmüş durumda. Ve halen de bu çark dönüyor. Ben daha geçtiğimiz hafta bir askeri birliğe ziyarette bulundum. O ziyarette işte elbiseli yabancı askerler geldiler. İçinde her ülkeden insanımız var. Afganistan'dan da var. Bayrakları omuzlarında, kollarında. Sohbet ettik, konuştuk. Çok memnunlar burada olmaktan. Ve inşallah o aldığı eğitimle ülkesine dönecek, ülkesine hizmet edecek. Bakın Rusya çok enteresan bir coğrafyadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çarlık dönemi. Ve Rusya'yı ben hep şöyle adlandırırım, ayrı bir konuma koyarım. Rusya, Türk devleti yiyerek büyümüştür. Dağıldığı an Rusya'dan çıkan Türk devletleri ortada. Şimdi eskiden Türk eli diye bir tabir vardı. Unuttuk. Evet. Hatırlarsın tabii, belki. Tabii tabii. Bu Türk elinin... Kimileri dış Türkler diyordu. Biz Türk eli diyoruz. Dışı olmaz evet, Türk'ün. Evet. Biz Türk eli diyorduk. Türkmen diye de olmaz. Evet. Afganistan evet. Türk'ü, Türkiye evet. Türk'ü, Azerbaycan Türk'ü. Türk'ü. Evet. Bakın madem öyle iyi bir yere değindik, onu açalım. Algı operasyonu dediğimiz ilmi adı, psikolojik harp olan bu savaş metodu çok aktif kullanılıyor son dönemlerde ve acımasızca kullanılıyor. Ve biz maalesef bu silahı yeni tanıdığımız için geçmiş dönemlerde çok argo tabirle tuzağa düştük. Mesela Türk'i Cumhuriyetler dedik. Türk'e benzeyen öyle bir şey yok. Adam Türk. Bu bölmenin, ayrıştırmanın, ayrı ırk yaratmanın, ayrı devlet yaratmanın bir yöntemidir. Acımasızca uyguladılar. Biz de acımasızca kabullendik. Onun doğrusu neydi? Türk devletleri. Türkmen. Irak Türkmenleri. Irak Türkmen dediğin ne işte? Benim daha 100 yıl öncesine kadar aynı devletin unsuru olduğum Irak'taki Türklerdi. Evet. Bu Türklerin adını tuttular. Bize Türkmen diye değiştirerek ayrı bir ırkmış gibi anlatmaya çalıştılar. O nedenle buradan izleyenlere seslenelim. Bu bir tuzaktır. Bu işin doğrusu şudur. İran Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Irak Türkleri, Kırım Afganistan Türkleri. Evet, aynen öyle. Tanım bu. Şimdi bu anlamda baktığınızda Rusya'nın Türk devleti yiyerek ve maalesef bunları asimile ederek bir devlet statüsüne eriştiğini görürsünüz. Ama ayağa dolandı. İşte dağılan Rusya, bağımsızlığını kazanan Türk devletleri ve şu an toparlanmaya çalışan bir Türk camiası var. Şimdi bakın, dünyanın en iyi ressamları kimlerdir? Sokağa çıkın sorun, dünyanın neresine giderseniz gidin hemen Azerbaycanlılar derler. Hiç düşündünüz mü? Niye Azerbaycanlılar dünyanın en iyi ressamı? En iyi sanatçıları, en iyi saz çalıcıları. Ha, niye? Sebep şu, Rusya silah tutmasın, bunlar yetişmesin, ilmi konulara girmesinler. Sanatta ilerlesin. Sanat, aman resim çizsin. Evet. Müzikle uğraşsın, enstrüman çalsın. Bu yollarla asimile etmenin yollarını aramış. Bu nedenle en iyi sanatçılar Azerbaycan'dan çıkar. Şimdi mesleğe yeni başladığım yıllar, işte 87'li 88'li yıllar, şu an Afganistanlı gençlerin bize geldiği gibi 91'de Rusya dağıldıktan sonra bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, oradaki genç kardeşlerimiz Türkiye'ye getirildiler. O projeyi kimler sahiplendi? Kimler o noktaya getirdiyse ölenlere rahmet, kalanlara muhabbetle bakmak lazım. Çünkü gerçekten bugün Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu konuma geldilerse işte oradaki o büyüklerimizin aldığı tedbirler sonucu geldiler. Neden? Çünkü o süreç içerisinde sürece müdahil oldular. Müdahil oldular. Türkiye'ye gelen gençler askeri eğitimini aldı, ülkesine döndü. Düzenli ordunun temellerini attı ve bugün şu an birçoğu general, amiral, ülkesinde ciddi noktalara gelmiş insanlar ve Azerbaycan ordusu bugün bulunduğu coğrafyada bir bölgesel güç.
Bu durduk yerde olmadı ki. Bakın yılların ezikliği, yılların baskısı Rusya tarafından ve çok kısa bir süreçte toparlanan Afganistan. Düzeltiyorum Azerbaycan. Şimdi oradaki kardeşlerimden ilk geldiği anları hatırlıyorum. Gerçekten yani o ezilmişliğin verdiği baskıyla geleceğe böyle şüpheyle bir özgüven eksikliğiyle bakan kişilerdi. Yetişti, dolduruldu ve bugün şükürler olsun aslan gibi dimdik duruyor. Ermenistan'ı haritadan silecek askerler Ermenistan'dan çekiniyorlardı bir dönem. İşte maalesef bunlar o bahsettiğim baskılamadan yani psikolojik harpten dolayı oluyordu. Şu an o gitti, bambaşka bir Azerbaycan ortaya çıktı. Şimdi aynı süreci ben Afganistan'da görüyorum. Bakın yeni gelen askerlerimiz aynı o 40 yıllık işgal. Önce Rusya, ardından Amerika. Burada ezilen, burada sömürülen Afganistanlı kardeşlerimiz ülkeye gelip de işte burada aldığı eğitimle bir silkelenip kendine geliyor. İnşallah oradaki ortamı, şu an kaos ortamını sükunete erdirirsek, orada taşları doğru yerine oturtursak, bu kardeşlerimiz kendi ülkesinde tıpkı Azerbaycanlı kardeşleri gibi belli nokta ve konumlara gelip arkasındaki iş çevirmeye kalkan ülkelere durun bir dakika. Artık geçti o günler diyecekler. O günleri göreceğiz inşallah kısa süreçte. Tabii burada şunu bilmekte büyük fayda var. Afganistan'ın geçmiş tarihine baktığınız takdirde maalesef sürekli kanla, sürekli sömürüyle, sürekli gözyaşıyla yoğrulmuş bir coğrafya ortaya çıkıyor. Şimdi Rusya döneminde işte Türk elinden bahsettik. Çarlık döneminde sürekli Türk devleti yiye yiye o eli bitiren, bitirdiğini zanneden ve süreç içerisinde onu asimile etmek için her türlü insanlık dışı muameleyi yapan bir Rusya var. Bakın Rusya'nın hatta vahşi batının hatta vahşi Amerika'nın en büyük korkusu şudur. Bu Türkler ayağa kalkarsa ne yaparız? Bu bütün Avrupa'da vardır bu korku. İliklerine kadar. İşte bunu engellemek için Kafkasya'da o Türk devletleriyle aramızdaki bağ oluşmasın diye hançer gibi bir Ermenistan Suni devleti yarattılar. Bunlar tesadüf değil. 100 yıl önce oynanan oyunlar evet. Ve bu oyun şu an rafa kalkmış veya bu oyundan vazgeçmiş de değiller. Son nefesi verene kadar bizi hedefe koyacaklar. Son nefesi verene kadar da bizi yok etmek için ellerinden geleni ardına koymayacaklar. Bu mantıkla hareket etmeli. Bu bilinçle donanmalıyız. Afganistan da bunlardan biri. Şimdi Afganistan'a baktığınız takdirde Çarlık döneminde Rusya ile İngiltere arasında bir çatışma, bir çekişme sahası olmuş coğrafya ortaya çıkıyor. İkisi de hakimiyet kuramamış. Geçen gün Amerikalı bir general, hatta bu Biden da söyledi bunu, Afganistan için şu cümleyi kurdular, imparatorluklar çöplüğü dediler. Orada birçok imparatorluk gerçekten diz çöktü. Bakın Rusya'nın dağılmasına sebep Afganistan'dır. Evet. 79'da Rusya Afganistan'a daldı sıcak denizlere inmek için. Hint Okyanusu evet. Hedefindeydi. Rusya 4 yıl dayanabildi. Ve 4 yıl sonunda Rusya nasıl çekileceğini bilemedi Afganistan'dan. Ve süreç sonunda Rusya aldığı mağlubiyetin etkisiyle dağıldı. Amerika denedi. 20 yıldır bir arpa boyu yol ilerleyemeyen bir Amerika tablosu ortaya çıktı. Ve Amerika da çekilmek zorunda kaldı ama bugünkü süreçte Amerika'nın bu çekilişini Amerika'nın bölgedeki mağlubiyeti olarak görmemek lazım. Amerika Afganistan'da mağlup mu oldu? Amerika Afganistan'da bir tezgahın mı peşinde? Bu ikisinin de şu an cevabı verilmek üzere beklenen sorular. Şu an Amerika'da ciddi bir tartışma var. Afganistan'dan çekilmekle biz doğru mu yaptık? Yoksa kalmalı mıydık? Bu tartışılıyor. Ve İngiliz General Richard 2000 önce enteresan bir cümle kurdu. Bana göre doğru cümleydi. Afganistan'dan çekilmek dedi stratejik bir hataydı. Biz geri çekilmekte dedi Amerika'yı kastederek Afganistan'ın geleceğini karanlığa terk ettik dedi. Şimdi Amerika buradan şüphesiz bir planlı çekilişle çekiliyor gibi gösterecek bir süreçle işi götürmeyi denedi. Ama bana göre Amerika şurada büyük yanılgıya düştü. Kontrolü kaybetmek üzere. Çünkü Taliban dediğiniz yapı 20 yıldır terörize edilmiş
Ve gerçekten bu konuda da zirve yapmış bir coğrafyanın elemanları. Yani dilim varmıyor. İslamiyet adına sözde evet. savaşıyorlar. Ama oradaki görüntülere baktığınız takdirde kafa kesiyor. Evet, vahşi bir yapı. İnanılmaz vahşi evet. bir yapı. Ben yürek dayanmaz. Orada böyle tribün gibi oluşturmuş insan kitleleri. Ya IŞİD'deki gördüğümüz görüntüler neresi komutanım yani? Ne fark daha edeyim? Da beteri evet, yani. Evet. Şimdi IŞİD zaten bir Hollywood çekimiydi evet, onlar. Tabii. Laboratuvar çekilmiş, tabii. ışıkçı, stüdyo. Paralı lejyonerler. Aynen. İslamofobi yaymak için bunlar IŞİD tarafından yapılıyor diye evet. dünyaya servis edilen malzemelerdi. Taliban'da köy meydanına insanları toplayıp törenle tavuk keser gibi insan kesen ve işin ilginci ne biliyor musun Arif Hocam? Ben o psikolojik harp kapsamında da işte uzmanlığımız o. Bakıyorum bu işi yapanlara. Tavuk keserken bile bir elin titrer. Gözün seyirir. Evet. Can alıyorsun. O bile yok. Böylesine gözü dönmüş sapkın bir yapı ve bunu sözde İslamiyet adına yaptığını söylüyor. Dinin neresinde var? İslamiyet'in neresinde var? Bunu izleyenlerin takdirine bırakalım. Evet. Dolayısıyla Taliban'ın terörize edilmiş, gözü dönmüş bir yapı olduğunu bilmekte büyük fayda var. E şimdi bu yapıyı kim yarattı? Amerika. Amerika Rusya yarattı. Ve Amerika. Rusya evet. bölgeye girdiğinde Rusya'yı durduracağım diye Amerika yarattı. Evet. Ve onu şimdi, onu öcü göstererek Afganistan'ı işgal etti. Dünün düşmanı Taliban bugün için Amerika'nın dostu oldu. Evet. Amerika böyle bir kaypak, böyle evet, 200'lü bir ülke. Bir notum varsa... Evet. Araya girmek istediğim bir konu varsa ben de bir nefes deneyim, su alayım. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit Afganistan'da tüm tarafları kapsayacak hükümet kurmak istediklerini söylemiş. Böyle bir şey varsa iyi işaret demek ama güven olmuyor. Çünkü bunlar defalarca yıllar boyu gözlemledik. Ta ki Karzai hükümetlerine kadar. Yine herkesi affettiklerini söylüyor Mücahit. Afgan kadınların haklarını İslami temelde sağlayacaklarını dile getiriyor. Yine medya kuruluşlarının devam edeceğini. Yani bunlar eğer yerine getirilirse büyük bir aşama kaydetme anlamına geliyor ama denenmiş, geçirmiş süreçler var. Bunları bizden daha iyi biliyorsunuz komutanım. İşte bunlar her geçişte, her seçim sonrası herkesin vaat ettiği şeyler. Her seçim sonrası herkes güzel şeyler söyler. En böyle güzel bir yere şey. Geldin. Evet. Yani bunlar dediğin gibi kulağa hoş gelen yani şeyler ama evet. sağda yani karşılığı sağda, var mı? Evet. Ona bakmak evet. lazım. Amerika'da yok bunlar. Bunlar Amerika'da yok komutanım. İşte şu ana kadar bunların evet, yapmış bu olduğu... Bahsettikleri demokrasi şu bu. Amerika zaten kalıcı özgürlük başlığıyla geldi buraya. Evet. Özgürlük ortada. Şimdi Taliban ikinci denemesi. İlk deneme ne zamandı? Rusya'nın işgalinden sonraki süreç. Evet. 94'te Rusya 89 Rusya'nın çekilişi. Pardon 89'da Rusya çekildi. 10 yıllık o işgal dönemi sonrası bir 3-4 yıllık boşluk sürecinde 94'te Taliban ortalığa çıktı. Ve Taliban ortalığa çıktığında Afganistan'da 3 başlık yaşandı. İnfaz, yolsuzluk, rüşvet ve halk üzerine inanılmaz bir baskı. Şimdi 94'te Taliban bir anda işte Kandahar'da örgütlendi. Hı. Ve Kandahar'ı ele geçirdikten sonra 12 ile saldırı düzenledi. Evet. Bu saldırı düzenlediği yerlerde hakimiyeti saldıktan sonra hedefi bugün olduğu gibi Kabil'e çevirdi. Kabil'de bir ilk saldırıda bozgun yaşadı. Bir Tacikli komutan Mesut bozguna uğrattı. Hı. Geri çekildiler. Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Amerika'nın fonlamasıyla tekrar güç toplayıp bir daha saldırdılar. Ve orada da Birleşmiş Milletler'in binasında devlet başkanını ve kardeşini astılar. Ve hemen kan gölüne döndü ve ilk saldırıyı Mezar-ı Şerif'e yaptılar. Yani en büyük katliam evet. olarak. Ve dikkat et Mezar-ı Şerif Türk yatağıdır. Evet. Ve Mevlana'nın bulunduğu coğrafyadır o coğrafyalar. Evet. Bakın atlıyoruz biz. Mesela hep şeyi konuştuk Kabil Havalimanı'nı. Evet. Ondan sonraki en büyük havalimanı Mezar-ı Şerif'te var. İsmi ne? Mevlana Havalimanı. Evet. Öyle anılır. Evet. Yani biz böyle iç içe geçmişiz Afganistan'la. Ve orada doğrudan Türk varlığına yönelik bir saldırı gerçekleşti. Daha sonra işte
hükümeti ele geçirdiğini ifade ettiler. Aynı bu cümleler. Amerika 2001'de işgali gerçekleştirince masal başa döndü. Sanki zemin birbirlerine karşılıklı zemin hazırlıyorlar gibiler. Tabii ki tavşan tazı denklemi evet. Şu an kuruldu. Evet. Nasıl kuruldu? Amerika 20 yıldır o bölgede. Amerika o bölgede iliklerine kadar işlemeden coğrafyayı terk etmez. Şimdi bakın bir örnek vereyim ben size. Bugün yaşananlara bir elbise biçelim. Niye bugünkü olaylar yaşanıyor? 2017'de Eric Prince bir rapor sunuyor. Bir senatoya, Beyaz Saray'a, bir temsilciler meclisine senatoya rapor sunuyor. Pardon, Pentagon'a. Raporda şunları söylüyor. Kim söylüyor? Eric Prince. Eric Prince kim? Hani o Blackwater dediğimiz bir paralı özel güvenlik şirketi evet. diye yutturulan evet. Evet. bir paralı katil sürüsü var. Eski askerlerden toplama. Evet. Dünyanın neresinde böyle ruh hali varsa, sapık varsa oraya, katil. Toplayıp oraya gönderiyor. Üyesini alıp elbise evet. giydirip evet. eğitim verip kullandığı. IŞİD'çiler örneği komutan. Dick Cheney iyi bir Yahudidir, Siyonisttir. Onun projesi bu. Ta o zamandan beri yavaş yavaş ete kemiğe bürünen, Irak'ta zirve yapan bir yapılanmayı konuşuyoruz. Adı Blackwater. Özel güvenlik şirketi. Amerika şimdi parayla sizi bir işi özelleştiriyor. Diyor ki benim diyor gitti Irak'ta koru. Askeri birliklerimin diyor etraf koruması sende. Şimdi bu yapı kirli işlerde kullanılıyor. Herhangi bir olay tespitinde Amerika diyor ki bana ne ben bildiğin ticari şirket verdim işi ondan sorun hesabını diyor. Orada bir can kaybı olduğunda Amerika kamuoyu ayağa kalkmıyor. Amerikan askerleri niye ölüyor Irak'ta diye. Çünkü şirkette çalışan paralı eleman hayatını kaybetmiş. O kadar güzel kurdular ki senaryoyu. Şimdi bu yapı Amerika'da giderek sorgulanmaya başladı. Fellüce'deki o Türklerin katliamı katilidir bunlar. Bu sorgulanmadan sonra baktılar ki iş olmayacak, isim değiştirdiler. Blok ve otur. Akademiya ismiyle varlık göstermeye çalıştı. Bir süre gemisini yürüttü, bir süre sonra geldi, tıkandı. Baktılar gene olmuyor. Bu sefer ülke dışına kaçtılar. Nereye? Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçtı. Ve şu an Prens Zayed'in dizinin dibinde bu Eric Prince var. Ve enteresan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki prens diyor ki ben seni parayla tuttum, beni sen koruyacaksın diyor. Sarayın güvenliğini bu yapı alıyor. Bu yapı en çok o coğrafyada Afganistan'da kümelendi. Ve Afganistan'da kümelendikten sonra oraya götürmüş olduğu o eski askerlerin birçoğu Ekolog adıyla yeni bir şirket kurdular. Hatta başka isimlerde de gene şirketler kuruldu ve bunlar şunu yaptı. Afganistan'daki yerli Taliban'ın böyle kirli işe temayülü olanları tespit ettiler. Bunlarla ortak tarlalar alındı, araziler alındı, buralara uyuşturucu ekildi. Ekilen uyuşturucular toplandı. NATO uçaklarıyla tabutların içerisinde Avrupa'ya götürüldü. Bu otlar orada ot gitti, İşlendi. Sentetik olarak geri döndü, dünya pazarına sunuldu. Ve Amerika uyuşturucudan şu ana kadar 1 trilyon dolar para gelir elde etti. Uyuşturucu şebekesi şu an Afganistan dünyanın %95 uyuşturucu trafiğini karşılayan bir ülke. Bu bitti mi bu ilişkiler? Halen devam ediyor. Sahada bilfiil Amerika uyuşturucunun içinde ve göbeğinde. Ve bunları söyleyen ben değilim. Kanada'da Amerika'nın kendi içinde birçok duyarlı yapı bunu böyle olduğunu ifşa ederek yazılar kaleme aldılar. Evet. Amerika uyuşturucudan yılda 50 milyar dolar gelir elde ediyor dediler. Yabancı basın organları. Evet. Biz pek severiz böyle yabancı referansları. Evet. Onu da referans vereyim arada. Şimdi bu yapı halen işliyor. İşte bu Eric Prince yani böylesi kirli işe el atmış katil 2017'de şunu sundu rapor olarak Pentagon'a ve Beyaz Saray'a. Dedi ki Amerika çok yayıldın, çok dağıldın, artık toplanamıyorsun. Gittiğin her yerde batağa saplanıyorsun. Yapacağın iş şu. Bulunduğumuz bu yayıldığın coğrafyalardan askerlerini topla ve çekil. NATO da buna dahil. NATO'yu da topla götür. Beni bırak o coğrafyalarda ki her coğrafyada zaten bu var. Özellikle taşındı CIA tarafından. Afganistan için konuşalım. Örneği oradan verdik. Oradan devam edelim. Diyor ki beni diyor Afganistan'da varlığımı sürdüreyim.
bir tek diyor eksiğim açığım neredeyse diyor beni özel kuvvet askerlerine takviye et. O da birkaç yüz askere geçmez diyor. Ve bu yapılanmadan diyor CIA ile desteğini sağla istihbari anlamda. Bu üçlü yani paralı özel güvenlik şirketinin askerleri tırnak içinde söylüyorum bunlar katil sürüsü. Evet. CIA ve özel kuvvetten takviye edilmiş Amerikan askerleri dördüncü unsur olarak diyor yerel ortaklar bulalım. Ve bu dörtlü ortak düşmanla savaşalım diyor. Aslında o kadar akıllı bir plan ki. Evet. Şimdi Afganistan'da Erik Prince orada mı orada? CIA'nin desteği devam mı? Devam. Amerikan özel kuvvetlerinden bir kısım askerler orada bırakıldı mı? Bırakıldı. Peki tarladaki ortak kim? Yerli ortak? Taliban. Taliban. Ortak düşman kim? Afganistan merkezi hükümeti. Evet. Şu an senaryo bu. Amerika bunu yapmakla birkaç kuşu bir anda vuruyor. Bunu kabul etmek evet. lazım. Bir, Afganistan'a aba altından sopa gösteriyor. Diyor ki, bak Taliban'ı sen destekledin. Afganistan, Pakistan istihbaratı ISI kurduğu teşkilatı destekledi. Peştun milliyetçiliği Taliban'ın ilklerine kadar işlemiş durumda. Ben şimdi bu milliyetçiliği körüklüyorum. Bu körüklediğim yapıyla Afganistan'da hakimiyeti sağlarsam ilk kapısını çalacağım ülke sensin. Neden? Afganistan'ın nüfusu kadar bir evet. Peştun Pakistan'da var. Bakın Afganistan nüfusu yaklaşık 30 milyon civarında bir insan. %38'den bahsettim. Yani 12-13 milyonluk bir Peştun nüfus var Afganistan içerisinde bilfiil halen olan. Şimdi Pakistan nüfusu 200 milyona yakın. Ve Afganistan'ın bütün nüfusu kadar da Peştun var Pakistan'da. Pakistan'da. Pakistan'ın en büyük korkusu Peştun milliyetçinin ortlaması. Bu nedenle Pakistan hep şunu denedi ve yaptı. Merkez hükümet bu milliyetçiliği körüklediği için ona muhalif ne varsa destekledi. Taliban merkez hükümete muhalif mi muhalif? Taliban'ı destekledi. Evet. Ve Pakistan şunu murad etti. Dedi ki ben burada dedi, etnik bir milliyetçilikten veya bir ayaklanmadansa dine dayalı bir ayaklanma, bir evet. yapılanma benim için daha kontrol edilebilir. Edilebilir dedi ve bu yapıyı destekledi. Ve şu an film başa sardı. Taliban yani Kabil düştü gibi. Varsayalım bana göre çok ömrü yok da Afganistan'da merkez hükümet az önce okuduğum mesajdan da anlaşılacağı gibi gerçekleşsin. Taliban yönetimi aldık elimize desin. Devletin adı değişsin, bayrağı değişsin vesaire bu süreç yaşansın. Taliban'ın Peştun milliyetçiliği gerçekten çok iyi körükleniyor Amerika tarafından. Böylesi bir durumda ilk kafayı çevireceği yer Afganistan olacaktır. Pakistan. Pakistan olacaktır ve Pakistan'ın bu durumda yapacağı tek iş var. Türkiye ile işbirliğine giderek bu durumdaki süreci masa başında olabilir, anlaşılabilir bir noktaya getirmek. Evet. Dolayısıyla Amerika'nın buradaki o kaos ortamıyla Rusya'yı, Çin'i, Pakistan'ı sıkıştırınca o asla unutmamak lazım. Bizi de dolaylı olarak sıkıştırıyor ve Amerika bize iki tane tuzak kurmuştu burada kendi aklınca. Bir, Kabil Havalimanı'nın kontrolünü devrederek, Taliban'ı da bize kışkırtarak oradaki Allah korusun şehit ve kayıplarla... Evet orada ciddi bir Türk askeri varlığı var. Birlik var değil mi komutanım? Var. 500-600 yakın Türk askeri var. Ve buradaki o varlıktan Allah korusun vereceğiniz bir kayıp, ülkedeki yaratacağı tansiyon, bunun iç siyasete etkileri Amerika'nın hesap ettiği hususlar. Birinci kuş bu. İkinci kuş göç. Şimdi Taliban üzerinden domine edilmiş bir coğrafya, baskılanan bir Afganistan. Bakma siyasi söylemleri. İşte kimseye dokunmayacağız. Öyle bir şey yok. Barış marış. Onu yapan Afganistan'da Taliban şunu da yapıyor. Yeni. İsim listesi var. Kapı kapı gezip evet, evet. bu kişiyi arıyoruz diyor. Niye? Çünkü daha önceden tespit edilmiş ve kendine muhalif olarak görülen kişiler sorgu sırası infaz edilecek. Bundan hiç şey yok, şüphe yok. Şimdi böylesi baskı altına alınan bir coğrafya nereye kaçacak? Kuzey tutulu. Rusya, Özbek, Tacik sınırı gelmeyin diyor. Pakistan zaten zinar. Az önce bahsettiğim tehditten planlama dolayı... var mı bu göç dalgasında? Yani şimdi düşünün Suriye'den geldi insanlar. Önüne geçemedik, aldık. Fakat oradaki işte Özbek, Tacik, Türkmen, Kazakistan, Pakistan, İran varken
akın buraya geliyor. Böyle planlı bir akın mı? Evet, işte onu vurgulamak istedim zaten. Evet. Bakın kuzey tutulu. Doğu da tutulu. Pakistan ve Çin'in tavrı belli. Şimdi bir tek kapı İran. İran devrim muhafızlarıyla burayı tutuyor. İstese tutamaz mı? Tutar. Ama enteresandır, tutmuyor. Bir anda Afganlı göçmenleri biz kucağımızda buluyoruz. Biz tutamıyor muyuz komutanım? İşte oraya geleyim. Evet. Şimdi İran'ın bir kere şunu görmekte büyük fayda var. Bakın göç konusu yeni bir hadise değil. Burada bir takım tuzaklar kuruldu ülkemize. Bu tuzakları şimdi tek tek açığa çıkararak kamuoyunu aydınlatalım, doğru aydınlatalım. Bir, Afgan göçmeni yeni bir hadise değil. Yani düne kadar hiçbir şey yoktu. Bir anda Afganlı göçmenler patladı. Böyle bir şey yok. Zaten belli bir göç dalgası içerisinde Afganların da almış olduğu bir yer var. Yani bugün Bangladeş'ten yönünü batıya çeviren, gene Afganistan'dan yönünü batıya çeviren senin üstünden gidiyor. Tek ulaşım şansı o. Ya bu kaos olmasaydı da Afganlar gelip gidiyorlardı. Gelip sayı gidiyorlardı. Ama şimdi yoğun bir şekilde gelip gidiyorlar. Şimdi bakın, göçün iki tane faktörü vardır. Göçe insanı sevk eden. Bir, itici faktörler. İki, çekici faktörler. Evvel anlattığım dönemlerde çekici faktörler işsizlik, batıda bir zenginlik, bir refah. Bunlar çekici faktörler. Burada insanoğlu, kişi ülkesinde bir kaos, ülkesinde bir terör, ülkesinde bir can güvenliği tehdidi olmasa da daha iyi yaşam şartlarına erişmem lazım diyerek yönünü batıya çeviriyor ve geliyor. Çekici sebep bu. Fakat şu son göç, özellikle Afganistan'daki, ikinci sınıfa geçmiş durumda. İtici faktörler. Biri diyor ki itiyor seni, göç et diyor, toprakları terk et. Terk etmezsen öleceksin. Öleceksin. Bu planlı bir provokasyon ve bunun ilk yönünü çevireceği yer en kolay sınır. Nereden geçebiliyorsa en kolay ve en ulaşılması elzem olan yer neresi, oraya doğru yönünü çevirir. O istikamet ne? Evvel denenmiş Türkiye. Evet. Evvel denenmiş batıya uzanan o göç yolu. Şimdi burada iki şık var. İran der ki bir dakika kardeşim, burası yol geçen an değil, giremezsin. İkincisi, gelen alır, Türkiye'nin sınırına getirir, sen uğraş der. Şimdi hangisi uygulanıyor? Türkiye'nin sınırına, evet, ikincisi. İkincisi uygulanıyor. Peki İran bunu uygularken sadece bana değmeyen yılan bin yaşasın mantığıyla mı, yoksa Amerika ile arasında kirli bir pazarlık var mı? Her zaman var. Humeyni'den başlayan, bugünlere gelen bir şey var. İşte bana göre zaten Şah damarına neşteri vurduk. Şahin'in indirilmesi, Humeyni'nin gelmesi. İşte Şah damarına meseleyi vurduk çünkü insanlar bunu anlamıyor maalesef. Birçoğumuz şöyle zannediyoruz. İran, tamam, yollar farklı olabilir, yöntem farklı olabilir ama o da neticede İslamiyet adına savaşan bir Şahin değil. Bildiğiniz serçe rejim. Evet. Çünkü İsrail ile Amerika ile İran arasında görünmez bir ittifak vardır. Hiç görünmeyecekti. Çok dikkatli bakmadıkça görmeyecek bir iş. Valla biz görsünler diye uğraşıyoruz. Evet. Yani ben Süleymani suikastı olduğunda işte TRT'den aramışlardı. O zaman son dakika haberi, gece yarısı düştü. Hocam bir yayına alacağız. Evet. Böyle bir konu var. Orada tabii beklenti şuydu. Nasıl yorumlarsınız da? İşte Amerika ile İran arasındaki gerilen ortamın sonucunda bu suikast gerçekleşmiş. Veya İsrail-İran arasındaki çekişme. Evet. O gün ben şu başlığı açmıştım. Hani artık görmenin zamanı geldiğine inanarak açmıştım. Burada Amerika'nın kendi içindeki hesaplaşmanın tezahürüdür Süleymani'nin suikastı dedim. Evet. Neydi o? İki Amerika diyorduk ya. Trump'ı hedefe koyan müesses nizam, bugünkü tehlikeli Amerika. Evet. Trump'ı seçimlerde aciz duruma düşürmek için Green Zone denilen, yeşil bölge denilen Irak'taki coğrafyaya Amerikan konsolosunu bastırmak üzere bir takım saldırı girişiminde bulundurdu. Planlı bir eylemdi. Ve o vur emri olan ve bir canlının içeri girdiği an gözünü kırpmadan Amerikalı'nın vurduğu bölgede yüzlerce Iraklı, her ne hikmetse, bir takım güçler tarafından sahaya itildi. Ve o Amerikan askerleri de hiç kılını kıpırdatmadı. Bina işgal edildi. Daha sonra geri çekildi. Burada neydi amaç? Amerikan halkının, yani ben oraya millet demek pek dilim varmıyor. Çünkü menfaat icabı bir araya gelmiş insan topluluğu Amerika dediğiniz. Her ne hikmetse, her şeyi böyle gülerek geçen Amerika bu konuda hassas. Yani yurt dışındaki bir Amerikan'ın elçiliği, konsolosluğu, sivil toplum kuruluşu
bir terör saldırısı veya bir saldırıya uğradığı an orada bir anda milliyetçilik damarları kabarıyor. Bunu bilen müesses nizam Trump'ı zorda bırakmak için getirdi o yeşil bölgeyi bastırdı. Bunu gören Trump ne yaptı? Madem dedi sen bana bu tuzağı kuruyorsun, ben de senin elindeki en büyük aktör dedi. Evet, dostunun adamlarını vuruyorum. Süleymani'yi alırım elinden dedi ve suikaste etkisi hale getirdi. Yani bu Amerika'nın kendi içindeki hesaplaşmasıydı. Ama biz kayıkçı kavgasına doğru yöneldik. İsrail-İran arasındaki bir çekişme asla değil. Burada da var pazarlık. Ermenistan'a Azerbaycanlı kardeşlerimizin attığı tokadı hatırlayalım. Orada da vardı pazarlık. PKK'lı teröristler, aslen Ermeni olanlar, PKK'lı diye bize yutturulanlar bir anda aslına dönüp de Karabağ elden gidiyor deyip İran üzerinden, İran'ın kapılarını açmasıyla Karabağ bölgesine indirilmedi mi? Kesinlikle. İndirildi. Hani sen Türktün, Müslümandın? Orada Azerbaycan Türk askerleriyle bizim Türk askerlerimiz PKK'larla savaştı. Ermeni PKK'larla evet. savaştı. Zaten PKK'nın kendi de Ermeni. Evet. Hiç şüphen olmasın. Şimdi bu açıdan baktığınızda İran'ın aslında görmek isteyene foyası çok net ortaya çıkıyor. Şimdi aynı denklem burada da var. Amerika Türkiye'yi 2023'te hedefe oturtmuş durumda. Öyle ya da böyle. 2023'ten önce işini bitireceğim diyor. Kesinlikle. Yani siyasi iktidarı yıpra yatağı yıprata ben diyor bu işi bitireceğim. Orman yangınları, ondan sonra işte bir anda ilginç göçmen düşmanlığı, Alevi-Sünni çatışması. Daha geçen gün Pendik'te cemevine yapılan saldırı. Evet, Muharrem ayında. Ve çok planlı yapılan bir saldırıydı. Bunların hepsi düdüklü tencereyi doldurmak için adım 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 götürülen süreçler. Göç de bunlardan biri. Amerika'nın niyeti şu, göç konusundan iktidarı yıpratmak ve kamuoyunda bir anda hem göçmen düşmanlığı yaratmak hem de yönetilemiyor, ülke gidiyor, işgal altında, Afganlar sardı, bizi yurdumuza edecekler gibi başlıklarla. Yılda 10 çocuk yapıyorlar. Gibi başlıklarla bir kamuoyu oluşturmak ve bu oluşan kamuoyu üzerinden iktidarda seçimlerde sandığı dizayn etmek. Dava bu. Şimdi siz göç konusunu nereden işlersiniz? İki tane argüman var elinizde. Bir güneyden Suriye, doğudan da Afganistan. Afganistan'daki işte bu oluşturmuş olduğunuz kaosun tahliye borusu göç. İstikamet Türkiye. Yalnız bu insanların bir şekilde Türkiye'ye ulaşması ve orayı da artık bir göç kapısı olarak görmesi lazım. Bunun da yolu İran'la bir işbirliği. Bunları göz yum, topraklarından geçsin, hatta naklini sağla. Gerisi Türkiye'nin işi. Ne yaptı İran? Azadi Meydanı var Tahran'da. Burayı toplanma merkezi yaptı. Afganistan'dan her gelen bu meydana yürüdü. Bu meydana civar illerden gelen taksi şoförleri ticareti borsası oluşturmuş. $500 adam başı, taksi 3 kişi 4 kişi aldı götürdü Van sınırına. Buradan sonrası orada da var bir şebeke. O şebeke üzerinden bu kişilerin ülkeye girişi ve ülke üzerinden de Avrupa'ya gidişi sağlanacak. Tezgahı böyle kurmuşlar. Ve şimdi bu yapıda Amerika'nın niyetle maksadı belli. Göçü zorlamak, göçü Türkiye'nin üzerine yıkmak. Güneyden de, yeni bir Suriye'den göç dalgası başlatarak 2023'ün yaklaştığı günlerde o düdük tencereyi patlama noktasına getirmek. Şey bu. Şimdi buradan sizin soruya geleyim. Bu durumu biz devlet olarak görmüyor muyuz? Ya sınırların kontrolü vesaire. Ve görsek de bir tedbir almıyor muyuz? Şimdi bu soruya cevap arayalım. Bakın devlet gerçekten onca oyuna, onca hileye, hurdaya rağmen yüzyıllarca varlığını sürdürmüş bir yapı bizde, Türk devleti. Evet. Biri yıkılır, adı değişir ama muhakkak hemen o yıkılmadan yenisi sahnesine yerini alır. Şimdi bu kadar tecrübeye sahip Ali devlet, dünün çocuğu 200 yıllık Amerika'ya boyun eğecek veya o tuzağı görmeyecek kadar saf mı? Asla değil. Şimdi biz Suriye sınırında olacakları gördüğümüzden tedbiri aldık. Ne yaptık? O sınırdaki toprakları beton duvarlarla ördük. Ördük, evet. Ve şu an oradaki kontrolü sağladık. Evet. Tabii beton duvar deyince sadece beton duvarı koyup arkanızı dönüp gittiğinizi zannetmeyin. Güvenlik kameraları. Şimdi silahlı kuvvetlerde istikamındır engel faaliyetleri ve benim çok sevdiğim bir söz vardır engelde.
Evet. Ateşle desteklenmeyen hiçbir engel engel değildir derler. Ne koyarsan koy. İster beton duvar, ister mayın tarlası. Evet. Ateşle desteklenmeyen engel engel değildir. Biz burada ateşin yanında şu cümleyi buraya uyarlayacağız sınırlara. Diğer fiziki tedbirlerle desteklenmeyen beton duvarlar engel değildir. Evet. İşte bunu bilen devlet beton duvar ilk hatta oluşmasına rağmen hemen arkasına iz tarlaları, hemen arkasına devriye yolları, hemen yanı başına optik gözetleme kuleleri gibi birçok fiziki güvenlik sistemini aktive etti. Bakın hudutlarda işler o kadar ciddidir ki her gün bu doğu sınırları için geçerli değil ama. İşte oraya da geliyor evet. Şimdi sıra. Her gün Suriye'de ve Irak sınırında iz tarlaları vardır. Sabah hudut personeli, oradaki görevli evet. Komutan kimse sabah ilk iş araca biner, o hat boyunca iz tarlalarında sürekli kontrol ederek ilerler. Bir kedi veya bir köpeğin girişi bile iz tarlasında izi bellidir. Hemen iz silinir, rapor tutulur. Böylesi sıkı korunan bir sınırı konuşuyoruz. Ha şu izleyenlerin aklına gelebilir. Madem bu kadar sıkıydı da niye Suriye'den bu kadar evet. işte teröristi, casusu ülkemize sızdırabildik? FETÖ vardı. O sınırlarda peki, sizin şey de var, namus belirsizlikleriniz... Bölmüş olacağım ama yani bu yıllar önce planlanan bir şey. Biz bunları görmüyor muyuz? İşte Suriye sınırının mayınlardan temizlenmesi, İsrail firmasına verilmesi... Bütün bunların benim hesabı o zamanlar evet, hep evet, karşı çıktığım evet, evet. Olaylardan yani bunları görmüyorum böyle biriydi. Gören bir akıl yok mu? Bir de hep derin devletten bahsediyoruz. Konuyu böleceğim ama unuturum diye soruyorum. Estağfurullah. Bir derin aklımız var mı? Günübirlik politikalar mı izliyoruz? Hayır. Böyle Kurtlar Vadisi'nde izlediğimiz gibi işte derin devletin derin bir aklı, devlete yön veren bir zaten yapı var mı? O yapı olmayan... Siz bir istihbaratçı bir askersiniz aynı zamanda. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Devletin kendine az bir yapısı vardır. Ve Ali köklü devletlerde zaten hep o yapılar vardır. Evet. Zaten o yapısı olmayana devlet diyemez. Şimdi öyle milli bir yapımız var diyorsunuz değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Zaten derin bir aklımız. Zaten öbür türlü bu tarihe kadar gelebilir miydik biz? Evet. 3000 yıllık bir Türk evet. tarihinden bahsediyoruz bilineni. Şimdi bu yapı hesabı kitabı yapıyor ve çok ağır ve akıllı oynuyor. Bakın istihbarat savaşlarında şu temel faktördür. Mesela FETÖ uzun yıllı bir plan, 40-50 yıllık bir plan. Şimdi Amerika bu planı kurduğu zaman 40-50 sene at koşturdu. Atlaya, zıplaya, hoplaya işi bir noktaya getirdi. Amerika mı kazançlıydı bu durumda? O anki tabloya bakarsan Amerika evet, kazandı. Kazandı. Değil. Bunu da 90. dakikaya bakılır kimin kazandığını anlamak için. Evet. Düdük bitip ötüp de maç bitti dediği an sahadan kim galip çıkıyorsa kazanan odur. 15 Temmuz 90. dakikaydı. Kazanan Türk istihbaratıydı. Görür, bilir. Size soru. Hadi buradan hep beraber çözelim. FETÖ ihanet şebekesi kabul. Darbenin sabahında 2000-3000 tane insan bir anda tak 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 toplandı. Bütün vatan hainleri. Vahiy mi geldi? Bilmiyordu. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Devlet herkesin attığı adımı an be an, gün be gün yazar. Önüne koymak üzere hesabını tutar. Saat ve gün geldiğinde evet kardeşim oyun bitti. Ver bakalım hesabını der. Ali Kemal vardı Kurtuluş Savaşı'nda. Evet. Gazetecisin evet, bilirsin. Evet. Ali Kemal atladı, zıpladı. Evet. İngilizler eşbirliği yaptı. Şu an tonla Ali Kemal'imiz var. Evet. Ali Kemal zannetti ki ne yaparsam yapayım yanıma kâr kalıyor. Kimse evet. de bana dokunamıyor. Halk isyan evet. etti. Bu nasıl gazeteci? Bunu devlet görmüyor evet, mu diye evet. feveran ediyordu. Evet. Bir gün berber koltuğunda Ali otururken evet. ensesine biri dokundu. Evet. Kalk bakalım Ali hesap zamanı geldi dedi. Evet. Bu denklemi hiç kimse unutmasın. Evet. Şu an yurt içine yurt dışında bütün hainler bir gün ensesine birinin dokunacağı anı beklesinler. Ama İngiltere'de tıraş olursun ama Türkiye'de berberin evet. hiç önemi yok. Evet. Ama bir gün biri muhakkak kapınızı çalar kardeşim. Bu devlet böyle âli bir devlet. Dolayısıyla bin yıllık bir devlet. Fazlası var. Evet. Şimdi devlet devrine, durumuna göre tedbirini alıyor. Suriye sınırında biz işimizi hallettik. Şu an kuş uçmuyor. Neden? FETÖ denilen bir alçak yapı yok. Sen sınırı teslim etmişsin. DAEŞ'li militan kapına kadar getiriyor sınıra. FETÖ'cü asker diye bildiğiniz alçak yapı alıyor. FETÖ'cü polislere veriyor. Onlar da PKK'lı teröristlerle yurt içinde konvoyu Ankara'nın göbeğine kadar eskortluyor. Orada pimi çekip patlatıyorlar. Türkiye terör ülkesi.
Bu denklem bozuldu. Niye şimdi olmuyor olaylar? Aynı devlet, aynı sınır, aynı güvenlik güçleri neden olmuyor? İhanet eden yok. İhanet eden yok. Hırsız içerideyse kale kapısı kilit tutmaz. Bu büyük laftır. Bu nedenle şu an bizim Allah'a şükür güney sınırımız emniyet altında. Evet. Doğu değil mi? Doğu da öyle. Ama Doğu'nun yapılacak işleri var. Ve Doğu da şu an devlet bütün oraya seferber olmuş, oradaki göçü durdurmuş durumda. Hani konuşmanızın başına dediniz ya, işte ülke içerisine kadar gelenler, işte evet, evet, orada kamyonlarla kaçırılanlar evet var. Bakın öyle bir şebeke kurulmuş ki FETÖ döneminde, Bangladeş'ten kalkıp gelen birini İran'da kim karşılayacak? İran'daki karşılayan nereye getirecek? O getiren sınırda Doğu Beyazıt'ta kimi görecek? Doğu Beyazıt'ta alan hangi köyde, hangi şok evinde saklayacak? O gün saat geldiğinde hangi köye, kime teslim edecek? Bunlar hep kurulmuş. Uluslararası şebeke. Ve bir Afganlının, oradan örnek vereyim, Afganistan'dan çıkışı, Yunanistan sınırına gelişi $10,000. Yaklaşık maliyet bu. Ve bir borsa oluşmuş. Şimdi şu an devlet bu göç tehdit olduğundan ve bunun planlı bir güvenlik tehdidi olmak üzere bir takım odaklar tarafından yapılandığını bildiğinden bütün odaklanmayı Doğu sınırına, İran sınırına kaydırdı ve şu an orada çok ciddi tedbirler alıyor devlet. Niye geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanı bir anda İran sınırına gitti? Niye hemen Sayın Erdoğan gittikten sonra briefing kaldı? Ne oluyor orada diye? Bakın orada olanları ben söyleyeyim. Halen uygulananları. 6. hudut tugayımız İran sınırı 534 kilometre toplamında. Orayı 9 tabur 44 karakolla tutuyor. Ve 170 tane kulemiz var. Yeterli mi? Elbette yeterli değil. Bunun takviye edilmesi lazım. Beton duvar başladı. Iğdır ve Ağrı bildiğim kadarıyla tamamlandı. Van ve Hakkari'de de ciddi bir, yani 100 kilometre civarına yönelik bitmek üzere olan bir çalışma dönemi var. Bununla birlikte Aselsan yapımı optik kuleler kuruluyor. Dinleme istasyonları halen aktif halde kurulmak üzere çalışmalar yürütülüyor. Ve polis özel harekat. Bakın 35 tane tim, yani yaklaşık 700-750 kişiyi kapsar. Şu an sürekli devriye faaliyette bulunmak üzere oraya görevlendiriliyor. Bunlar hep görevlendirildi. Evet. Yine aynı şekilde iki keşif, iki tane de komando bölüğü İran sınırında çeşitli bölgelerde görevlendirilmek üzere kaydırıldı. Yine 500'e yakın güvenlik korucusu yeni alım o bölge için planlandı. Ve 110 kilometrede hendek kazıldı. Yani sırf duvarı koymakla işi bitirmiyoruz. Arkasına hendek, ondan sonra istarlası, ondan sonra optik kule gibi havada İHA ve SİHA'lar şu an biz tedbir alıyoruz. Evet. Onun için Afganlar ülkeyi işgal ediyor, İşte güvenlik vesaire gibi söylemleri geçin. Devlet uyumuyor, devlet tedbirini alıyor. Burada işte Afganistan hep erkekler geliyor, gençler geliyor. Niye? Yüzlerinde en ufak bir yorgunluk ifadesi yok. Doğru. Yani bugün Afganistan'da hakkını vermeye kalkın. Yani hiçbir devletin arkada kirli pazarlığı veya işbirliği olmasın. Afganistan'dan kalkan birinin sağlıklı, gençse Türkiye gelişi yaklaşık bir ay. Çok zorlu bir coğrafi yaşayacak. Aç susuz kalacak. Kimselere yakalanmayacak. Ve bunun sonucunda Türkiye sınırında kapıyı dayayacak. Şimdi bu gelen kişinin fiziki ve ruh halini Suriyeli göçmenlerden görebilirsiniz. Bitkin, yorgun, artık son nefesini, son gücünü buraya efor olarak harcamış bir kişi. Gelenlerde öyle bir tablo yok. Bu şu demek, bu kişileri birileri taşıyor, güle oynuyor, getiriyor, nakledi, taşıyor. İşte evet, taşıyan da az önce evet, dillendirdik, evet, İran. Evet, komutanım kısa bir ara verelim. Çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Biz tabii kaptırdık gidiyoruz. Kısa bir reklam arası vermemiz gerekecek. Reklam arasından devam edeceğiz. Bu göçleri nasıl kontrol edeceğiz? Sürekli eleştiriler geliyor. Ne olacak? Türkler Yunan askerleri gibi, Yunanlar gibi denizde insanların botlarını batırıp öldürecek de değil ama böyle bir gerçek de var. Bunları nasıl koordine edeceğiz? Hepsini konuşacağız komutanım kısa bir aradan sonra. Konuşalım. Evet, konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı, emekli istihbarat albay Sayın Coşkun Başbuğ. Komutanım,
göçlere gelelim. Artık böyle bir göç dalgası geldi. Gelen çok çok sayıda insan geldi. Tedbirlerle bu azaltılacak. Fakat bizim böyle bir yüzümüz de var. İşte Yunan askeri botu batırırken, insanlar ölüme terk ederken bunu da yapamıyoruz. Fakat bu süreci yönetmek de çok çok önemli. Büyük bir oyun var, büyük bir plan var. Kışkırtmalar var. Bunlar nereden geliyor? Bunlar kim? Bunlar neyin nesi? Bunlar insan kesiyorlar. Böyle bir kaotik süreç de var. Psikolojik bir savaş var. Siz psikolojik savaş uzmanısınız. Ne yapacağız? Ne yapmak lazım komutanım? Devlet zaten yapması gerekeni yapıyor. Evet. Bakın şu an bu süreç böyle götürülür. Evet. Hata yok mudur? Vardır. Yapılması gereken, alınması gereken tedbirler var mıdır? Vardır. Bunlar yapılır. Bunlar onarılır. Bunlar tamir edilir. Bunlar geriye dönüşü olacak şekilde bir takım tedbirlerle desteklenir. Bu ayrı. Ama bütün bunları olmayacakmış gibi her şeyi görmeyip, evet, olumlu süreci doğrudan buradaki bu yapılanmayı yıkacak şekilde işte göçmen düşmanlığı, bir etnik düşmanlık, bunları topluma yaymak tam bir emperyalist mantıktır. Ve bir takım çevreler tarafından da bu körükleniyor maalesef. Bir daha söyler misiniz? Şimdi bu alınması gereken tedbirler, aklın, evet, yolu bir. Evet. Yani evet, 4,5 milyonluk Suriye göçmenliği. Kışkırtmalar emperyalizmin bir oyunu. Bunu kesinlikle. Evet. Bakın bizim tarihimizde mazluma elimiz kalkmaz. Bırakın kurşunu. Yahudi'yi almışız. Müslüman niye almayalım? En tıkandığı yerde buyur gel kapı, evet, açık demişiz. Evet. O yapı şimdi, o Yahudi şimdi altına uyuyor, ayrı mesele. Evet, evet. Ama biz bunu yapmışız. Bakın dikkat edin, bizim insanımızda kin yoktur. Kötü Yemen siler. Yunan Anadolu'yu yaktı, yıktı, geçti. Şu an Yunanistan'dan bir turist geldiğinde Türkiye'ye asla önüne bu konmuyor. Evet. Dışarıdan gelen bir tanrı misafiri gibi muamele görüyor. Niye? Bizim bu genlerimizde var. Misafirperverlik. Şimdi ekran başında bizi izleyen herkes şu empatiyi yapsın. Gecenin bir vakti, gündüzün bir vakti hiç önemli değil. Kapınız çalındı. Canhıraş biri, arkasında bir katil, beni öldürecekler diye kapınıza dayandı. Aldığınız takdirde içeriye canını kurtaracak. Kapıyı suratına mı kapatırsınız? O kişiyi içeri mi alırsınız? Hangisini yaparsınız? Hiç düşünmem, alırım. Hiç düşünmem. Ben de onu yaparım. Devlet de onu yaptı. Bakın Esed tam bir katil. Kendi vatandaşını, kendi topraklarını katleden bir katil. Hanım İngiliz vatandaşı. Daha ötesine gitmeye, evet, gerek var mı? Niye yaptığını, neden, evet, yaptığını anlamak için. Şimdi böyle bir yapılanmada Suriyeli göçmenler, sığınmacılar sizin kapıya dayanmış. Çocuk, kadın, yaşlı. Bakın Suriyeli konusunda bir rakamları ben size paylaşayım da, evet, doğruyu görelim. Kayıtlı Suriyeli Anadolu'da bugün 3.692.837. Bunun 1.774.052 kişisi yaşları 0 ile 18 arası olan, evet, çocuk ve genç diyeceğiniz kitlelerden oluşuyor. Evet. Bunun 907.280 kişisi kadın ve yaşlılardan oluşuyor. Bakın şu tablo bile, evet, gelen o sığınmacıların kimler olduğunu bize çok net gösteriyor. Evet. Biz ne yaptık? Kapıları açtık. Dedi ki gel. Evet. Önce biz senin can, evet, emniyetini biz bir alalım. Ve biz bu emniyeti aldığımızda bunu sırf inandığımız değerler ve aynı zamanda da tarihi bağlarımız yüzünden yaptık. Evet. Tarihi bağlardan kastım ne? Ya 100 yıl öncesine, bakın 100 yıl öncesinde benim bu kapıyı açtığım insanlar benim aynı ülke olarak adlandırdığım ülkenin vatandaşlarıydı. Yani Osmanlı'nın tebaasıydı. Bir örnek vereyim. Bugün Elazığ'ı fetheden fatihlerden Balak Gazi'nin türbesi Şam'da. Yani coğrafya böyle bir şey. İşte bir örnek de ben vereyim o zaman madem, evet, açtın konuyu. Selçuk. Evet. Orada bir camimiz var. Selçuk ilçesinde. Tarihi bir camimiz. Evet. Aynısı Şam'da var. Evet. Yani atalarım benim bu coğrafyada hüküm sürmüş. Şimdi ben aynen, bakın şöyle bir denklem kuralım. Adana, hani sınır bölgesi diye, veya Antalya. Evet. Şu an aynı milletin
unsurları mıyız? Unsurlarıyız. Yarın bir gün biri gelse, cetvel sınırı çizse Antalya öbür karşı taraftadır ve o devletin de adı ondan sonra... Başka bir şey olsun. Neyse. İşte dediğin gibi herhangi bir devlet adı olsa ve o devletin Esed gibi bir lideri Batı olsa... Batı Trakya komutanım, Batı Trakya sınır var ama işte... Gönüller bir. Evet, evet. Kağıt üstünde var. Evet. Şimdi buradaki insanlar kapıya dayansa almayacak mısınız Antalyalıyı? Sonuçta. Düne kadar beraberdik. Evet. Aynı toprakların evet. insanlarıydık. İşte Suriye'de aslında aynı. Şimdi bu topraktan gelen insanları biz mantıklı aldık. Barındırdık, yedirdik, içirdik. Ha, alınma evet. usulünde veya uygulamada hata, başka alternatif çözümler olabilirdi. Yapılmalıydı. Yapılmadı. Tedbir alınır, düzelir. Bu ayrı bir konu. Doğrudan düşmanca bir tavır ve herkes dışarı ayrı bir konu. Şimdi devlet bu süreci sürekli götüremeyeceğini zaten defalarca deklar ediyor. Çözümle Suriye'nin kuzeyinde bir model bölge oluşturmak. Evet. Bu model bölge adını koyup sınırlarını bile belirlemişiz. 30 kilometre derinliğinde evet. 480 kilometre uzunluğunda bir koridor. Evet. Demişiz ki kardeşim bu Esed denilen katili durduralım. Bu topraklara, bizim o koridor dediğimiz topraklara kimseyi sokmayalım, terörü ve teröristi. Bu topraklara, bir geçiş bölgesi olsun. Bu topraklara biz model köyler, model ilçeler yapalım. Evet. Bize gelen insanları topraklarına geri döndürelim. Bunlara evini geçindireceği, ekeceği tarlayı verelim. Bunlara çocuğun okutacağı okulları yapalım. Ve bunu yaparken de ey Amerika, ey vahşi batı. Hani sen sözde işte demokrasi avarisisin ya. Evet. Sözde göçten korkuyorsun ya. Gel işte taşın elinin altını sok. Evet. Bu külfeti beraber karşılayalım. Avrupa Birliği buyurun verin kurtulun bu işten. Vermiyorlar. Evet. Niye? Çünkü Avrupa Birliği'nin istediği şu. Ne benim kapıma göçmen gelsin ne de bu göçmenler Türkiye'den gitsin. Evet. Türkiye evet. karışsın. Evet. Suriye karışsın. Ben de buradan çubuğu yakayım, seyredeyim. Daha sonra leş kargası gibi oluşan ortamdan kendime payı evet. kapayım. Bir mesaj okuyayım komutanım. Türk Ocakları Elazığ Şube Başkanı Vahit Dabak yazmış. Konuğunuza teşekkür ediyorum diyor. Sayın komutanın da belirttiği gibi ABD, İran ve İsrail tarafından ülkemize manipüle edilen Afganların Türkiye'ye gelmesinin sebebi ne elbette yarın bir isyan beklemek elbette yarın bir isyan beklemek komik olur. Bir altyapı eğitimi değil mi? 1991 Körfez Savaşı'ndan beri Güneydoğu ve Doğu'nun demografik yapısı değişmedi mi? Ülkemize gelen peşmergelerin yaptığı dezenformasyon ortada değil mi? PKK bu dönemde canlanmadı mı? Peşmergeler, Suriyeliler şimdi Afganların bu ülkeye verecekleri zarar ortada değil mi? Diye bir soru yöneltmiş komutanım. Şöyle, işte ben evet. zaten lafı oraya getirecektim. Evet. Devlet buradaki süreci sürekli bu şekilde götürmek niyetinde değil. Ve devlet diyor ki, ben diyor bu gelenleri işte bu güvenlik koridoru dediğimiz bölgeye geri göndereceğim. Böylelikle üstümdeki yükü hafifleteceğim. Ve aynı zamanda burayı da rol model yapıp diğer coğrafyalara da yani Suriye'nin içindeki diğer coğrafyalara da sıçraması için evet. çalışmalarda bulunacağım. Bizim nihai hedefimiz bu. Yani bu gelen Suriyelilerin tekrar topraklarına dönmesi ve o topraklarında kendi ülkesi sınırları içerisinde yaşaması. Evet. Ama bunu yapmak için de bazı şartların oluşması lazım. Bir, 51 Cenevre Sözleşmesi gereği yakın coğrafya yani komşu toprakta savaş tehdidi var ve can güvenliği risk altındaysa geri gönderemezsin diyor. Şimdi bu bir kere bizim hukuki anlamdaki sorumluluğumuz. Vicdani ve insani anlamda da aynı kapıya çıkarsın. Yani karşıda hala halkını katletmeye devam eden bir rejim varken bu insanları ateşe atamazsın. Zaten o ateşi söndürürsen bu insanlar kendiliğinden gider. Empati yaptık, yapmaya devam edelim. Hangimiz kurulu evimizi, tarlamızı, sapımızı, samanımızı bırakır da evet. gider bir başka coğrafyada macera ararız? Yani burada şu eleştiri yapılmamalı komutanım. Yani yabancı düşmanlığı yapmak yerine insanlar buradan defolsun gitsin demek yerine. Yani burada belki bir eleştiri yapılacaksa bunları niye daha doğru koordine edemiyoruz? Daha evet bunu tartışalım ama burada başka bir şey var. Bana göre burada bir nefret suçu, bir yabancı düşmanlığı. Özellikle de bu yabancılar Müslüman olunca daha çok düşman oluyoruz. Örneğin Avrupa'dan gelenler oluyor, Ruslar yerleşiyor, Antalya'da ev alıyorlar. İşin acı tarafı bu. Yani mesele bu zaten. Asıl problem bu Türkiye'deki bu Müslüman milletlerin düşmanlığı. İşin acı tarafı. Yani o. Bakın
Bulgar göçmenler geldi, Türkler geldi. Netice itibariyle dışarıdan bir nüfus büyük geliyor. Düşünün yarın başka ülkelerden ya bizim Ege kıyılarımızın büyük bir kısmında çok ciddi bir İngiliz, Alman, Rus nüfusu var. Bakın, buna ses çıkarmıyorsunuz ama Suriyeliler ev alıyor. Mezhebi, dini, Müslüman olan biri bir şey alınca herkes birden ayaklanıyor. Böyle bir şey var. Komutanım katılıyor musunuz var. Bilmiyorum. Yok katılıyorum. Ben böyle düşünüyorum. Katılırım. Hatta benim zamanında çok eleştirdiğim hususlardan biriydi. Afrikalılara söylemiyorlar. Afrikalılar şöyle böyle. Niye? Hristiyan oldukları için kimse bir şey söylemiyor. Bu kadar. Didim küçük İngiltere oldu. Evet yani. Ve Didim'de bakın Didim'de parklara şu asıldı. Bundan 10 yıl önce. Türk giremez. Buyurun. Hatta Didim'li bir gafil tırnak içinde Türk şu cümleyi kurdu. Çok iyi hatırlıyorum. İnşallah yakın zamanda İngiliz bir belediye başkanımız olacak. Bak bu cümleler kuruldu. Evet. Alanya Almanya oldu diyebilirsiniz diyordum bir ara. Evet. Bunlara hiç kimsenin gıkı çıkmadı. Ya burada mazlum ülkesinin savaş altında tehdit altında. Afganları düşünün yani tamam hepsi buraya gelsin de böyle bir şey savunmuyorum. Zaten bakın, ama bunlar düşmanlık etmenin anlamı yok. Bakın bu burada suçlayacağım özür dilerim. Suçlayacağımız bir şey varsa biz iktidar ya da ülkeyi yönetenler bu işi koordine edemedi ya da eksik kaldı meselesi. Bu mazlum insanlara niye böyle düşmanlık ediyoruz? Niye kışkırtıyoruz? Onu anlamıyorum komutanım. Şimdi bakın mesela ben işte o tür eleştiriye... Ya siz bir teröriste önce dur diyorsunuz, teslim ol diyorsunuz, üç kere çağrı yapıyorsunuz, çatışma çıkarsa vuruyorsunuz. İşte ben mesela Suriye ile ilgili süreçte şuna hemfikirim ve hazırım. Devlet de hazır. Dese ki biri, kardeşim güzel, doğru. Bu insanları biz almalıydık, aldık. Ancak şurada hatalar var. Ve bu işin hatanın da doğrusu bu. Bunu tartışalım, bunu açalım. Ve uygulamayı buraya kaydıralım. Şimdi böyle bir yaklaşımı kabul edersiniz. Ve gerçekten yapıcı bir yaklaşımdır. Akıl akıldan üstündür. Benim görmediğimi başkası görür. Ben mesela 91'deki Körfez Harekatı'nda bize olan göçü ilk karşılayanlardanım. Hemen sınırın yanı başı Silopi'ye hatta ikiye böldük. Yolun sağına kadın ve çocukları, yaşlıları soluna da sırf erkekleri aldık. Bir kargaşa vardı çünkü. Ve o oluşturduğumuz geçici kamplarda her türlü ihtiyaçlarını karşıladık. Ama öyle bir rakam büyüdü ve şişti ki kampın sınırını genişletmek durumunda kaldık. En sonunda bir takım sahipler devreye girdi ve buradaki insanlar yurt içine göç ettiler. İşte o PKK sızdı sızmadı başkanımın dediği doğrusuz o. Şimdi burada Suriyelilerde de benzer model uygulandı. 50-60 binlik kamplar oluşturuldu. Hatta o Birleşmiş Milletler'de bir bayan vardı sinema sanatçısı. Evet, Angelina Jolie. O geldi yerine denetledi. İşte o kamplar o kamptı. Ama rakam öyle şişti öyle büyüdü ki 4,5 milyon insanı bir kampta barındırmak kolay iş değil. Bir de İdlib var. Ve daha da evet. İdlib şu an mesela cadı kazanı. Ya bir İdlib'de bir çatışmayı düşünün. İdlib'de çatışma hala bitmiş değil. Evet, patlayacak orası. 3 milyon göçmen. İşte zaten Amerika'nın ve Rusya ile birlikte kirli işbirliği orada evet, var. Evet. Hani Afganları konuşuyoruz. Yakında İdlib'den bir göç dalgası yani başlarsa şaşırmayın. Orada da planlı bir saldırı var. Bu kontrol edilemez bir şey. Afganları kontrol edebilirsiniz ama burayı kontrol edemezsiniz. Burada bir de hukuken sorumluluğunuz var. Evet. Sınır ülkeniz. Mesela Afganistan'a şunu evet. diyebilirsin. Almıyorum seni deme yetkim var. Niye? Sınır ülkesi değilim ben. İran. Evet. Yükümlülüğü var. Savaştan kaçıyor. Savaş tehdidi, can tehdidi var. Ve İran bunu kabul etmek durumunda. Ama ben değilim. Şimdi bu işte işin özü telini şuraya getirmek lazım. Bakın dikkat edin. Bu tehdidi gören devlet hemen reaksiyonla sınır tedbirlerini artırdı. Oraya takviye birlikler kaydırdı. Oraya bir takım takviye önlemleri artırmanın yolunu arıyor. Aynı zamanda da ülke içerisinde kaçak göçmenlere karşı operasyonlar başladı. Hiç yakın zamana kadar duymazdınız. Şimdi bir anda İstanbul'da operasyon yapıldı. 50 tane yakalandı vesaire. Bakın mesela bir çarpıcı örnek şuradan vereyim. Geçen yıl 2020'de az önce bir şebekeden bahsettim. Hani İranlı getiriyor, biz de kime vereceğini biliyor. Evet. Bir borsası oluştu bu işin diye. Geçen sene devlet almış olduğu tedbirle 600'den fazla organizatörü yakaladı. Sırf bu göçmen kaçakçılık işinde bir fiil çalışan. Bu çok ciddi bir rakam.
Bu sene 900 kişi yakalandı. Şu ana kadar. Yani devlet boş durmuyor. Devlet uyumuyor. Şebeke çökertiyor. Bir şekilde içerilere sızanları yakalayıp işleme tabi tutuyor. Ve bu süreçte devlet birçok şeyin hesabını yapıyor. Birçok şeyden kastım şu. Burada Amerika'nın Suriye'den göçenlerde olduğu gibi, 91'de Irak'tan göçenlerde olduğu gibi, şu an Afganistan'dan göçenlerde olduğu gibi provokatör ajanı, casusu ülkemize bu yolla sokmak istediğinin devlet farkında. Bakın en büyük korkum, en büyük tehdit bana göre o. Yarın bir gün atıyorum 2023 yaklaştı. Bir sığınmacıya, bir göçmene provokatör ajan olarak Amerika bir terör eylemi gerçekleştirdiğini varsayalım. Bunun ülke içerisindeki infiali, onun yaşatacağı, yansıtacağı olaylar bir hayal edin. Böyle bir hesap Amerika yapıyor mudur? Bana göre yapıyordur. Devlet bu hesabı görüyor mudur? Bana göre görüyordur. Devlet buna göre tedbirini alıyor mudur? Bana göre alıyordur. Zira işte son operasyonlar bunu gösteriyor. Dolayısıyla hani böyle yandım bittim kül oldum edebiyatlarına kanmamak lazım. Burada bizim şu geçiş döneminde millet olarak tek bir yapmamız gereken husus var. Resmi açıklamaya itibar etmek. Onun harici bütün o özellikle kışkırtıcı hareketlerde arka planda bir niyet yattığını görmek. Komutanım o zaman şunu sorayım. Suriye'den, Afganistan'dan göçler, Kafkasya'daki olaylar, güneyimizde, Kıbrıs'ta, Libya'da, Ege'de orman yangınları, iklim savaşları, 2023 nedir? Şu 2023 nedir? Şimdi bakın ben o zaman bana göre en can alıcı yere geldik. Evet. Hani bütün bu anlattıklarımızın aslında evet. çıktığı temel nokta orası. Şimdi 2023'ü biz hep şöyle adlandırıyoruz. Bir seçim takvimi. Öyle değil. Olmak ya da olmamak noktasında Cumhuriyet tarihinin en kritik ve hayati seçim olarak görmemiz lazım. Ve ülkenin 100. yaşı. Bakın 100. yaş ve bana göre hani artık dedim ya iki yumurta var. Birisi çatlayacak. Bunun hiç yolu yok. Ya Türkiye tezgah kuran ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Öyle bir süreçteyiz. Bakın bu hayal değil. Bu fantazi değil. Şimdi böylesi bir süreçte bizim vatandaşı yapmamız gereken şu. Her türlü kimliği bir kenara bırakacağız. Etnik kimlik. Bırak. Türk müsün, Kürt müsün, ondan sonra Boşnak mısın, Sünni, hiç. Her türlü dini kimliği bir kenara bırakacağız. Mezhebin ne olursa olsun, inandığın din ne olursa olsun bir kenara bırakacağız. Her türlü siyasi kimliği bir tarafa bırakacağız. Ama AK Parti, ama Cumhuriyet Halk Partisi, ama İYİ Parti, ama Milliyetçi Hareket Partisi bir kenara bırakacağız ve aklı selimle düşüneceğiz. Kardeşim, bir oyun var. Burada birileri beni kışkırtıyor mu, kışkırtmıyor mu? Burada bir yangın var. Bu yangın doğal mı, değil mi? Birileri bu yangında, hadi yangından dem vurduk, devam edelim. Süreci sabote mi ediyor, yoksa gerçekten eleştiri olsun diye mi sürece dahil oluyor? Bunları çok iyi analizini yapmamız lazım. Bunu yaptıktan sonra, evet, gerçekten maksatlı bir çevre, maksatlı bir kanat, ülkenin altını oymak için sinsice adım adım tezgah kuruyor. Ya da kardeşim hepsi hikaye. Hiç kimsenin tezgah falan kurduğu yok. Süreç normal işliyor. Bu noktaya gelmemiz lazım. Ama bunu yaparken bakın fevri değil. Bir takım kimliklerden etkilenerek değil. Tarafsız, vicdani ve aklın gerektiği şekilde düşünerek yapmak. Mesela çok basit bir sorgu. Herkes bunu kendine sorabilir. Ben yoldan geçen herhangi bir vatandaşa sorun. Yarın çıkın Elazığ caddelerine. Evet. Elazığlı kardeşlerimize mikrofon uzatın. Amerika ile ben aynı yolu işliyorsam, Amerika ile ben aynı çizgide buluşuyorsam, Amerika benim sırtımı sıvazlıyorsa, Amerika benim yaptığım işi doğru buluyorsa, Amerika beni destekliyorsa yolum doğru mudur? Bunu sorun vatandaşa. Vatandaşın vereceği cevap şudur. Eğer böyleyse tablo, hemşerim sen yanlış yoldasın. Elin gavuru, elin Amerikalısı seni durduk yerde boşuna desteklemez. Elin gavuru durduk yerde senin yaptığın işi doğru bulmaz. Bu cevabı vermek durumundayız. Ve buradan söylüyorum. Amerikalı diye dillendiriyoruz. İngiliz'i, Alman'ı, Rus'u, Çin'i hepsi dahil. Dışarıdan herhangi biri
benim arkamı okşayıp da aferin doğru gidiyorsun, seninleyiz, destekliyoruz diyorsa benim yolum yanlıştır. Amerika ne kadar bana saldırıyorsa, Amerika ne kadar bana kuduz köpek mantığıyla yaklaşıyorsa, argo tabirle izleyenlerin affına sığınarak ifade edeyim, ben o kadar doğru yoldayımdır. Ölçü budur. Şimdi bir takım olaylar, mesela gezi olayları, ağaç böcek çiçek diye başladı. Ormanlar yanıyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Gezi'den bitireyim bugüne. Evet. Gezi olaylarında Amerika'nın medyası, basını saatlerce yayın yapıyor, sahadakilere destek veriyor. Ne diye çıkıyorsunuz sahneye? Ağaçlar, çiçekler, böcekler ve bir takım provokatör, sanatçı görünümlü kişiler üzerinden çıkıyorsunuz. Ki bunlar zamanında yetiştirildi. Hiç kimse size o şöhret yerine boşuna taşımaz. Onu bilin. Evet, bedelini ödüyorlar diyorsunuz. Yıllar bağlı boyunda. Şimdi bunlar sahneye çıkıp da ağaçlar, böcekler, çiçekler deyip masaya oturduğunda nedir kardeşim söyle derdin dediğinde Boğaz Köprüsü hemen durdurulacak. Havalimanı hemen inşaatını durduruyorsunuz deyip Almanla ağız aynı konuşuyorsa işin arkasında başka bir şey var. Şimdi aynı kişileri orman yangından hiç gördük mü ortada? Maalesef, hani siz ağaç, böcek, çiçek hastasıydınız. Birkaç sosyal medya. Hani doğa sevdalısıydınız. Evet. Bir tanesini görebildik mi? Evet. Bu dediğim provokatörlerin. Örgütün sahiplendiği dönemde ses çıkarmadılar. Ormanlar yakıldığında, PKK biz bunları yaktık dediğinde kimsenin sesi çıkmadı maalesef. Şimdi bu ve benzer birçok süreç görüyoruz. İşte bakın bu süreçlerde sahnedekiler değil, tribündekilerin şunu düşünmesi lazım vatandaşların. Kardeşim bir dakika ya, doğru. Bu herif bizim adam diye görünüyordu. Adı Ahmet'ti. Türkçe konuşuyordu ama tutmuş Alex'le, Maria'yla aynı lisanı konuşuyor. Bana Türkçe onların anlattığı dil anlatıyor. Bir dakika demesi lazım. Şimdi bakın 2023 Amerika'nın emperyalist yapının FETÖ darbesinden sonra hedefe koyduğu en büyük eylem. Hani iki yumurtadan bahsettik. Evet. 2023'te bütün siyasi kimliği bir kenara bırakın. Eğer Cumhur İttifakı'nda herhangi bir değişiklik olduğu takdirde karşı taraf oyunu kendince kazanmış addedecek. Ve göreceksiniz, Allah inşallah o günleri göstermez ama bu karşı cena yavaş yavaş 1938'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra ne yaşandıysa bize adım adım onları yaşatacaklar. Neydi onlar? Uçak fabrikaları kapatıldı. Boş ver sen uçağı, ben sana vereceğim dedi yarı parasına. Evet. Bizim savunma sanayinde şalterlerin birer birer indiğini, dışarıdan ham maddeyi karşılayamıyoruz. Zaten içeride de ciddi bir masrafı var. Bunun daha ucuzu Çin'de var kardeşim, ben niye uğraşayım? Dönün tarıma, tarlaya, sapa sahana dediğini göreceksiniz. Üretimi yok ettikleri, evet. Bağımlı ekonomi. Şimdi mesela bir takım muhalif fondaş medyada, bir takım muhalif fondaş sanatçılarda, bir takım fondaş muhalif gazetecilerde savunma sanayine yönelik bir tane metiye duydun mu? İHA'ları, SİHA'ları savunan olmadı. Evet. Tek bir kelime duydun mu? Evet, evet. Ya kardeşim hakikaten siz doğru yapıyorsunuz ya. Bu konuda da hakkınızı verelim diyeni duydun mu? Evet. Duymadım. Desek ki ülke kötü yönetiliyor. Duyamazsın. Ülkeyi kötü yönetiyorlar ama şu SİHA'lar, İHA'lar çok iyi. Duymadım. Bak bunu CHP yapsın, ben burada taşırım. Duyamazsın. Niye? Çünkü Amerika da duymaz. İngiltere de duymaz. Almanya da duymaz. Evet. Bu silah üretimiyle ilgili Amerikan Senatosu'nda zıpladılar biliyorsunuz. Ona da değin isterseniz. Şimdi 27 tane milletvekili görünümlü, dışarıdan yuvarlı bir mektup sundular, rapor Temsilciler Meclisi'ne ve dediler ki Türkiye'nin yapmış olduğu İHA ve SİHA'lar Amerikan çıkarlarıyla örtüşüyor mu? Örtüşmediğini düşünüyoruz. Yine KATSA yaptırımlarına göre İHA ve SİHA'lar yapmak, yaptırımları delmek mi? Tam anlamıyla bunu sordular. Evet. Şimdi mektubu sundular. Bunun önünü nasıl keseriz, ne gibi yaptırımı yaparız? Özetle bu. Bunun için harekete geçiyorlar. Amerika'nın Bağdat'taki büyükelçisi de okuş aklıyla şunu rapora dahil ettirdi, imzası var. Türkiye İHA ve SİHA'larla Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da sivilleri katlediyor. Ha, pardon. Karabağ'ı da kastediyor. Tabii söylediler, evet. Karabağ, Libya, Suriye, Irak sivilleri katlediyor dedi. Bunu diyen kişi Irak'ta 1 milyon katil olan Amerika'nın büyükelçisi. Evet. Bak işte böyle omurgasız bir yapıyı konuşuyoruz. İki tane kemik üstte durmaz mı ya? Durmuyor.
Şimdi bu kişilerin sunmuş olduğu rapora temsilciler meclisi sözde işte bir raporla cevap verecek. Bakın bu sizin ne kadar doğru yolda olduğunuzu gösterir. Ha, niye Amerika bunu yapıyor? Amerika diyor ki bir, ya düne kadar kontrol altında tuttuğum, zapt ettiğim Türkiye elden kaçtı. Bir daha böyleleri yakalayamayacağız diyor. Avrupa da söylüyor bunu, Almanya da söylüyor. Türkler kontrolden çıkıyor diyor. Bunlara satmış olduğum silah pazar bitti. Bunlara o silahlarla birlikte satmış olduğum yedek parça 1'e 5 katıp deli paralara satmış olduğum pazar tükendi. Bunlara vermiş olduğum mühimmat bitti. Hadi onu da vazgeçtik diyor kendince. Bir de bunlar benim pazarlarıma saldırıyor. Ben şu ülkeye Ukrayna'ya silah satacaktım. Ukrayna döndü bunlardan aldı. Evet. Bir de orası da elden gitti Pakistan'a diyor. Pakistan'a veriyor, Ukrayna'ya veriyor. Evet. Ben S-400 konusu gündeme geldiğinde hep yaptığım söylem şuydu. Anadolu'nun sözüdür. Gönül sohbet ister, kahve bahane. Amerika sorun ister, S-400 bahane demiştim. Daha gündeme düştüğü an. Çünkü Amerika'nın Türkiye ile ilgili ondan fazla yönde karın ağrısı var ve en büyük karın ağrısı da bu savunma sanayi. Bakın S-400'ü aldım, verdim Rusya'ya, kapattım dükkanı, istediğin oldu Amerika desek de hemen tık yeni bir krizde kapını dayanacak ve en sonunda sana eski Türkiye'ye döndürene kadar da bu krizler devam edecek. Onun için şunu bir kere çok net bilmeliyiz. Bir, Amerika bizim asla dostumuz değil ve asla olmayacak. Eğer Amerika benim dostumsa ben yanlış yoldayım arkadaş. Amerika bugün benim Suriye'de, Irak'ta PKK adıyla savaştığım bir terör örgütüdür. Doğrudan destek veriyor teröre. Amerika bir terör devletidir ve teröre verdiği destekle de onlarla aynı statüye benim gözümde girmiştir. Dolayısıyla ben PKK ile değil, YPG ile değil, Amerika ile savaşıyorum. Şimdi işte gözünü kim bürümüş, gözünü iktidar düşmanlığı bürümüş insanlarımıza benim buradan tavsiyem şu. Böyle yapmakla işte bu gerçekleri göremediğinizden Amerika'nın değirmenine su taşımış oluyorsunuz. Burada hepimize 2023'te büyük görevler düşüyor. Eğer evlatlarımıza, eğer geleceğimize temiz bir Türkiye, güçlü bir Türkiye bırakmak istiyorsak yapmamız gereken şu. Kardeşim, bırakalım bu kini. Bu kutuplaştırmayı birileri yarattı ve biz de o tuzağa düştük. Burada asıl olan devlettir, asıl olan millettir, asıl olan devletin unsurlarıdır. Bunları ayakta tutmak için bir olmak durumundayız. Bu işin birleştiren noktası da, doğru noktası da burasıdır deyip oraya sarılmak. Yapacağımız tek iş bu. Ama iktidar bu süreci doğru yönetemiyor gibi. Bu anlattıklarınızın çerçevesinde. Bakın ben burada hiç kimseye hedef almadım. Evet. İktidarı muhalefeti. Ben bir doğrudan bahsettim. Evet. Hata vardır yoktur. Hata eğer oranına düşüyorsanız. Yerel politikalarda, ülkedeki bazı uygulamalarda, liyakat, atama vesaire bunlara baktığımızda bu 2023 sürecinde hükümetin yanlışları bu gittiğimiz önemli yolda ayağa takılan taşlar değil mi komutanım? Şimdi bakın şöyle ben atamalar görevlendirmeler iktidarın taktiğidir. Ama az önce göçmen konusunda bir hatadan dem vurduk. Dedik ki hata varsa da yapıcıysan eğer kardeşim bak şurada doğrusun ama burada yanlışsın diye evet söylemek lazım. Doğru teklifi getir. Şimdi burada iktidarın her yaptığı işe doğrudan muhalefet etmek akılla örtüşür bir hadise değil. Bu kabul edilemez. Onun haricinde hatasız olsaydı Engin Altay mı demişti? İktidarın yaptığı iş doğru da olsa bunu destekse kadar aptal evet öyle bir şey söylemişti. Ona yakın bir laf söyledi. Evet, evet. Şimdi bakın burada bir kişi hatasız da peygamber tövbe aşağı sıfatına girer. Evet. Hatasız kul olmaz diye şarkılarımız var. Evet. Şimdi herkesin yanlış hatası değil ama burada dersin ki kardeşim. Ama bu geçiş süreci bunların hiçbirinin önemi yok diyorsunuz. Bunlar bakın şu an iktidarın yerine koyun kendinizi. Libya'da boğuşuyorsunuz. Kimlerle? Fransa'yla, Rusya'yla, Amerika'yla, İngiltere'siyle, Yunanistan'ıyla, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan'ıyla. İsrail'le, Mısır'ıyla. Bakın bir tek Libya örneği verdin. Evet. Doğu Akdeniz'de boğuşuyorsunuz. Evet. Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İsrail'i, Filistin'i, Filistin diyorum, Fransa'sı. Gel Irak'a, Amerika ile burun burunasın. 72 düvel işte. Gel Suriye'ye. İngiliz'i, Rus'u. Bakın gel Suriye'ye, çık Kafkasya'ya, yürü Afganistan'a. Bunların hepsi birer sorun.
Ve bunu tek bir iktidar içteki bunca ihanete rağmen, içteki bunca kaosa rağmen her yere yetecek şekilde götürmeye çalışıyor. Burada bize vatandaş olarak düşen bu zor dönemde iktidara yardımcı olmak mı? Yoksa suni gündemle ayağına köstek olmak mı? Hani orman yangında çok örnek verdim. Evet. Burada da vereyim. Ya şu yangını bir söndürelim de ondan sonra oturup tartışalım. Evet. Nerede hata var? Evet. Nerede yanlış var? Ya şu dönemi bir atlatalım da ondan sonra liyakat, sadakat onlara evet, dönelim evet, diyelim ki evet, kardeşim. Evet, tamam. Aldık geçtik gitti ama. Tamam. Şimdi bunu ama bak hesabını burada, verelim. Burada hatalar vardı. Şimdi evet. Aynısını tekrarlama diyebilelim. Ya biz şimdi uğraşacağımız işlere odaklanmıyoruz. Dönmüşüz. Vay vay. Bu dışarının en çok arz ettiği husus. Diyor ki sen diyor oraya boş odaklanma diyor. Otur kendi içinde boğuş diyor. Ben orayı kendim yönlendireyim diyor. Çünkü sen eğer içerideki bütün sorunu halleder, tek yumruk olursan oradaki sorunu, Libya'daki sorunu var ya haftalar içerisinde çözersin. Kıbrıs'ta sıkı mı? Tek yumruk olmuş Türkiye'de. Birisi dışarıdan ahkam kessin. İçteki muhalefeti bildiği için o yapılar diyor ki zaten işte de sıkıntısı var. Orada da var. Burada hangi birine yetecek? Ben muhakkak bunu eninde sonunda dediğim noktaya getiririm diyor. Buna yönelik hesap yapıyor. Ama bütün hesap 2023. 2023'ü atlatırsak şimdiden o atlatan iktidara yeni hedefi ortaya koyayım. Bu sefer yapacağımız iş bu gençleri, bu milleti özüne döndürecek manevi değerlere sahip çıkacak bir politika üretmek. Bakın hep söylüyorum. Şimdiki o bilgisayar dünyasına düşmüş olan nesilde evet. Ahlaki değerlerde erozyon var ciddi anlamda. Bunu bir kere göz ardı edemeyiz. Bu belaları def ettikten sonra ilk yapmamız gereken şu eski örf ve adetlerimize, evet. Eski Anadolu'ya tekrar bizi döndürecek, değerlere sahip çıkacak nesiller yetiştirmek. Bunu yapmaz, oraya atlarsak o yaptığımız işin de başarının da bir kıymeti kalmaz. O nedenle bizim bu zor süreçte ulus ve millet olarak yapmamız gereken tek hadise ilk etapta milli birlik ve beraberlik. Bakın bunu sağladığımız takdirde inanın içeride dışarıda sizin yanınıza yanaşacak, esamesi okunacak en ufak bir yapı yok. Ama kendi içimizde hizipleşme, kutuplaşma ve kavga dövüş başlarsa ki oraya götürmek istiyorlar. İnanın çok sıkıntı çeker. Oturur kavga edenler olarak dertleşiriz. 12 Eylül sonrası olduğu gibi. Evet. Bizimle ne güzel oynadılar değil mi? Bizi ne güzel kandırdılar değil mi? Deriz. 12 Eylül'de ne güzel oynadılar. Aynı silah. Bir sağcıdan bir solcudan vurdu. Ülke kan gölüne döndü. Biz kurulan tezgaha o kanı döktükten sonra anladık. Dedik biz de oynamışlar. Evet. Aynı oyunu bir daha yemeyelim. 2023'teki ne yapmamız gerektiğini ben az önce vurguladım. 2023 Büyük Orta Doğu Projesi açısından da önemli bir tarih. İsrail'in hedeflediği Büyük İsrail, Arz-ı Mevut dediği tarih de 2023'e denk geliyor. Yahudiler, İsrailler açısından da önemli bir tarih. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu pencereden de baktığımızda, yorumladığınızda neler söylersiniz? Şimdi bak 2023 olayına ben hani kritik eşik diye dem vurdum. Evet. Ama bakın şunu görmekte büyük fayda var. Steve Bannon, Amerika'daki o derin Amerika'nın etkili isim kalemlerinden biridir, evet. Siyasilerinden biridir. Onun kurmuş olduğu bir cümle var. Amerika için İran değil, Türkiye en büyük tehdittir diyor. Doğru söz söylüyor. Amerika değil bakın, bütün o vahşi batı tamamı Türkiye'yi ortak düşman görür. Türkiye dediğin hepsi kenetlenir. Ve bir haçlı mantığı işler. Ve adamlar diyor ki, bakın Vatikan'ın aynen bu sloganıdır. Asya'yı düşürmek için, yani Asya'nın anahtarı Türkiye'dir. Türkiye'nin anahtarı İstanbul'dur diyor. Eğer diyor Asya'yı düşürmek istiyorsak, Türkiye'yi düşürmeli ve ele geçirmeliyiz diyor. Dediği doğru mu? Tabii ki. Yani eğer Türkiye düşerse var ya, Çin'in kapısına kadar elini kolunu sallaya sallaya dayanırlar. Dolayısıyla hani bu Irak'ta, Suriye'de yaşanan olaylar ve diğer coğrafyalarda gerçekleşen olayları bir Türkiye'nin kuşatma harekatı olarak görmekte fayda var. Yavaş yavaş çemberi daraltıyor ve kıskacaldıktan sonra sana en son öldüreceğim neyi yapmak üzere plan yapıyor. Biz bunu neyle aşmalıyız? Bir, içerideki milli birlik ve beraberlikle iktidarımızın elini güçlendirmeliyiz. İki, iktidar da aldığı bu güçle Türk dünyasındaki birlikteliği sağlamak, onu yapılandırmak üzere odaklanmalı.
Bakın bu başladı. Evet. Türkçe konuşan devletler başlığıyla başlayan evet. ve artık yavaş yavaş Türk dünyasındaki Turan Birliği'ni götürecek olan bir süreç. Bir ara işliyor. Verelim. Yine bir ara verelim. Sonra Turan Birliği'ni konuşalım. Özbekistan Türkçe'ye geçti. Krili, Rusça'yı bıraktı. Biraz da Suriye'yi konuşalım. Bir sonraki bölümü olur mu komutanım? Olur. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Evet, devam ediyoruz. Konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı, emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ. Komutanım, Turan Birliği'nden bahsettiniz. Bu öyle kolay bir iş konuşuyoruz. İşte İsmail Gaspıralı dilde fikirde işte birlik diyor ama bunları başarmak öyle kolay iş değil. Adamlar bölmüş, parçalamış, şekillendirmiş, isimlendirmiş. Böyle bir şey mümkün mü? Biz çıkıyoruz Turan Birliği evet, diyoruz. Evet, birileri de eyvah evet, diyor. Gene mi geliyor? Evet, evet. Şimdi zaten dediğin gibi hani başta da vurguladım. Batı'nın en çok korktuğu. Bakın başka hiçbir korkusu yok. Eyvah Türkler gelir mi? Evet. Öyle çocukları ütüyorlar. Bak Türkler geliyor seni evet. veririm diye. Yine aynı şekilde Batı'daki arka planda bir işleyen mekanizma o korku. Bunlar ayağa kalkarsa. Şimdi işte ayağa kalkmanın yolu Türk birliğini sağlamak. Bakın NATO Amerika için hizmet eden taşeron bir yapılanma. Birleşmiş Milletler de öyle. Yani bir türlü birleşemeyen milletler evet. ve Amerika'nın etrafında birleşmesini isteyen bir yapı ve ben yaptım oldu diyen de bir mantık var. Şimdi buna karşılık sizin yapmanız gereken bir alternatif çözüm olabilir mi? Var. İslam İşbirliği Teşkilatı bir alternatif çözüm. Ama bir araya getirebiliyor musunuz? Mümkün değil. Mümkün değil. Niye? Çünkü İslam dünyasındaki kritik ülkelerin rejimleri İran'da örnek verdiğimiz gibi başka arka planda ajandaları var. Başka kirli ilişkiler içindeler. Ve bu coğrafyadaki devletlerin birçoğunun da rejimleri İngiltere tarafından dizayn edilmiş. Başına İngiltere orijinli kişiler oturtulmuş. Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Lübnan, Suriye, Lübnan saymak ülke adı vermeyeceğim. Evet. Ülke adı vermeyeceğim. Şu an iktidarda 50 yıldır. Evet. Anne İngiliz ya. Evet. Evet. Tescilli İngiliz annesi. Evet, evet. Ama oradaki Arap halkının başında ve Arap halkını temsil ettiğini iddia ediyor. Evet. Şimdi siz böyle bir kozmopolit yapıda İslam İşbirliği Teşkilatı'nı harekete geçiremezsiniz. Amerika iliklerine kadar Suudi Arabistan'a tırnakları geçirmiş. İran'ın pozisyonunu aktardık. İsrail'e soruyorsun İran baş düşman. İran'a soruyorsun İsrail baş düşman. Birbirlerine fiske tokat yok. Ama Irak ve Suriye'deki Sünniler katlediyorlar ikisi bir. Birlikte katlediyorlar. Birlikte katlediyorlar. Evet. Ama adına bakarsan İran-İsrail Savaşı. Hı. Geçiniz onları. Şimdi buradan bir şey çıkmaz. Bakın Filistin sorunu, Filistin katliamı bizim dönem başkanlığı yaptığımız süreçte ele alındı. Cumhurbaşkanı İstanbul'daki toplantıda bütün İslam İşbirliği Teşkilatı devletlerine hitap etti. Ayakta alkışladılar dakikalarca. Yenikapı'da meydanlarda mitingler yapıldı. Ben de bir fiil o mitingde işte yine böyle yorumlayıp süreci televizyon kanallarıyla programlar yaptık. Ve ümitlendik. Hatta Cumhurbaşkanı Yenikapı Meydanı'na Filistin Başbakanı da onarı olsun diye getirdi. Dedi ki artık herhalde buradan bir uyanış başlar. Uçağa binen o dakika unuttu Filistin'i. Filistin dediğinde birbirine baktılar orası evet. neresi diye. Şimdi oradan bir şey olmayacağı aşikar. Zaten olmayacağı için İngiltere orijinli o yapı Orta Doğu'yu bu hale getirdi. Evet. O zaman gerideki alternatif planınız ne? Dükkanı kapatıp içine kapanmak mı? Yoksa yeni arayış mı? Yeni arayış. O arayış da nerede olacak? Özümüze döndürecek coğrafyada, Kafkasya'da, Türk elinde, Türk dünyasında olacak. Bakın Azerbaycan'la Türkiye geçtiğimiz haftalarda bana göre hiç hak ettiği yeri bulmayan basında medyada bir anlaşmaya imza attılar. Şuşa beyannamesi. İleride bayram olarak kutlanacak bakın. Buradan şimdiden söylüyorum. Evet. İleride bayram olarak kutlanacak bir gelişmeydi o. O gelişmenin maddelerini izleyenler internetten bulsunlar. Çok kritik maddeler var. İki ülke doğrudan dillendirmese de şu an bizim Afganistan'la aramızda olan anlaşmadaki gibi herhangi birine yapılan saldırıyı evet, kendisine ortak, yapılmış gibi ortak bertaraf edecek diye kritik cümleler kurdular. Evet. Altını imzaladılar. Yine iki ülke savunma sanayinde ortak işbirliği, yeni projeler imzaladılar.
ortak tatbikatlar imzaladılar. Ben Azerbaycan televizyonlarına çok çıktım, çıkarım halen. Orada da seyredenler varsa buradan selam olsun. Severler. Orada hep şunu dillendiriyorum. Diyorum ki tek millet, iki devlet, tek ordu. Oo, çok güzel. Buna hazırlanın diyorum. Neden? Çünkü bu eninde sonunda olacak. Bakın bundan kaçış yok. Tek ordudan kastım şu. NATO tarzı bir birliktelik. Afganistan, düzeltiyorum. Azerbaycan'da biz şu an ortak tatbikatlar yapıyoruz. Defalarca yaptık. Ve son tatbikata hatırlayalım. İşte Pakistan gibi devletleri de işin içine katacak şekilde yeni bir rol biçtik. O birbirlerini rahatsız etti. Ama Katar'ı çağırdık. Şeyi nasıl yapacağız? Hala Rusya ve Amerika güdümünde olan, Amerika güdümünde olan bir iki tane ama diğerleri daha çok Rusya güdümünde olan Türk var. Ülkeleri var. Var. Şimdi Özbekistan Türkçe alfabeye döndü. Evet. Bakın yavaş yavaş geliyor herkes fabrika yerine. Evet. Bakın herkes güçlüden yana tavır alır. Siz şimdi ben devlet olarak, X devlet olarak devleti maceraya götürmem. Kanım kaynar, içim ister ama böyle bir birliktelikte Rusça gerçeği varken eğer bir başarı şansı görmüyorsam kumar oynatmam ülkeme. Ama ben o yapının güçlendiğini, evet bu iş oldu dediği noktaya getirdiğini gördüğüm an geldim derim. Bunu bir ay önce Sayın Ersin Tatar'la burada program yaptık. Sayın Ersin Tatar aynısını söyledi, Kıbrıs Cumhurbaşkanımız. Bu Türk ülkeleri neden Kıbrıs'ı tanımıyorlar, etmiyorlar diye. Kıbrıs'ı çok seviyorlar. Kıbrıs'ı destekliyorlar. Kesinlikle. Ama konjektürel olarak şu an tanımaları gerekmiyor diye bir ifade kullandı Sayın Bunlar Ersin akıllı Tatar. Politikalardır. Evet. Bakın devlet hissiyatta değil, akılla yönetilir. Ben hissi davranabilirim, küserim, duygusallık gösteririm. Devlette öyle bir hak yok. Devlet akılla, mantıkla ve zamanı oynayarak doğru hamleyi doğru yerde, doğru zamanda yaparak süreç götürür. Bu şu an yürütülen politika doğru politikadır. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki kaynaşma, birleşip üçüncü bir devletin, Türk devletinin bu işe enjekte olmasıyla bakın süreç çorap söküğü bir anda gelir. Evet. Hiç anlayamazsınız. Ne ara bunlar bir araya geldi, ne ara bu birliktelik oluştu anlayamazsınız. Hatta Türk olmayan ama kendini size ait hisseden İslam Birliği'nden de ciddi ülkeler beni de alın bu birliktenin içine diyebilir. Ha o zaman nasıl ki NATO'nun başında şu an NATO deyince Amerika akla geliyorsa Turan ordusu deyince akla da Türkiye gelecek. Abi diyor zaten bütün devletler. Bakın hangi devlete giderseniz gidin abi der Türkiye'ye. Ama bu orduyu kurmak için önce kendi ordunuzu temizleyeceksiniz. Doğru mu? Elbette. FETÖ kastın herhalde temizlik deyince aklına gelen o. Şimdi bakın FETÖ bitti mi bu iş komutanım? Hala devam ediyor mu? Yok. Çünkü yargıda birçok yerde söyleniyor. Hatta isim değiştiği, yapının tarikat ismi değiştiği. Önceden FETÖ'dü, şimdi biz falan cemaatiz gibi ifadelerden bahsediyor. Böyle şeylerden duyuyoruz. Bakın şu an çok istihbaratçı bir askersiniz. Hala görevde aktif faal olmasanız bile faal gibi çalışıyorsunuz. Bilgi akışı var. Kendini bilen istihbaratçı veya kendini vatana ait hisseden istihbaratçının görevi ömür boyu son nefeste kadar biter. Evet. Ne zaman ki o kefenin üzerinize örterler, görev bitmiştir, tamamlanmıştır. Mühim olan o tamamlandığı an alnı açık. Devletin uyuyan hücreleridir askerleri. Şimdi FETÖ, bakın FETÖ 90'dan sonra 2000'den sonra ortaya çıkmış bir örgüt değil. Bu arada şeyi söyleyelim, size kumpaslar kurdular, size casus dediler. Amerika'ya, Yunanistan'a bilgi veriyor dediler değil mi? İşte dediler. Evet, evet. Fuhuş ve askeri casus diye bilinen davada bu dediklerin geçti. İşte bizde ben pek söylemem, sevmem yani dillendirmeyi de konuyu açtın diye söylüyorum. İşte örgütteki lider olarak yargılandık, yattık cezaevinde. Bizim için o şeref madalyasıdır. Tabii, kesinlikle. Hani dedim ya Amerika ile ben doğru, yani aynı yoldaysam işim yanlıştır diye. Zaten ben eğer tutuklanıyorsam yolum doğrudur. Karşıda yara açmışımdır, karşının ciğerini sökmüşüzdür. Ve şükürler olsun o bizim medar iftarımızdır. Ciddi de bir yara verdik bunlara. Şimdi FETÖ denilen yapı 15 Temmuz 2016 ne geçti bugüne kadar? 4-5 yıl. 4-5 yıl temizlenecek kadar küçük bir yapılanma değil. Bakın FETÖ dediğiniz yapı bildiğiniz profesyonel bir istihbarat teşkilatı gibi organize edilmiş bir terör örgütü. Kendi arasındaki haberleşmeler, kendi arasındaki kodlamalar, kendi
arasındaki ilişkiler. Casus filmlerinde görürsünüz böyle manzaraları. Bunları da görmezsiniz. Öyle şeyler çıktı ki adamlar. Daha da bilmediğiniz, görmediğiniz hususlar var. Şimdi bu açıdan baktığınızda FETÖ'nün bittiğini söylemek akıllı alay etmek olur. Veya ben size evet FETÖ tehdidi artık ortadan kalkmıştır, bu iş bitti dersem benden şüphe edin. Ama şu var, hani sürekli FETÖ operasyonları duyuyorsunuz. Hep karşılaştığımız soru. Hala mı bitmedi hocam bunlar? Evet hala bitmedi. Neden? Çünkü öylesine köklü yılların bir pisliği ki yılanın başını kopardık ama kuyruk kısım, gövde kısım hala var ve oynuyor. Ve bu oynamadaki etkiyi şöyle ölçün. Silahlı darbe. Yani ben ona bir daha ihtimal vermem. Çünkü yılanın başı koptu. Kuyruk istediği kadar oynasın. Bu kuyruk oynadıkça da biz bu temizliğe devam edeceğiz. Bakın kripto, uyuyan hücreler. Bunlar istihbarat terimidir. Ve ben FETÖ'den size istihbarat örgütü diye bahsettim. Geçtiğimiz günlerde Allah esirgedi İstanbul Esenler. Belki de Cumhuriyet tarihindeki en kanlı terör örgütlerinin biri olacaktı. Önlendi. İstihbarat teşkilatımızın ve güvenlik güçlerimiz, emniyet teşkilatımızın dikkati sayesinde. Orada bir şey dikkatinizden kaçmadıysa önemli bir ayrıntı vardı. O da neydi? Yakalanan kişilerin PKK ile en ufak bir bağlantısı, bir kaydırana rastlanmadı. Bakın uyuyan hücre bu. Evet. Diyor ki sen örgüt elemanısın. Hiç kayda girmeden kaybol. İşine bak, gücüne bak. Ben saat ve gün geldiğinde senin kapını çalacağım diyor. Bu profesyonel istihbarat teşkilat yapılanmasıdır. Şimdi aynı taktiği FETÖ'de de göreceksiniz. Bakın dikkat edin. Hukukta, adalette hiç olmadık yargı kararları görüyoruz. Adam katil ya, elinde bıçak öldürmüş. Salıyor. Salınıyor. Amaç infial yaratmak. Kesinlikle. Burada hemen o savcı hakim hakkında bir dakika deyip adli işlem başlatılmalı. Sen hangi gerekçeyle bunu saldın? Yine hani silahlı kuvvetlerden dem vurdunuz. Her türlü kurumda, her türlü olayda böylesi kripto yapı aranabilir. Bakın önemli bir örnek daha vereyim size. Bana göre o da gene gündemde kaynadı. Arada sizle konuştuk. Orman yangınlarıyla boğuşurken aslında çok önemli bir olay gerçekleşti. Kayseri Adana seferini yapan tren, evet, Mersin'de her ne hikmetse makas yanlış değiştirilmiş, yanlış değiştirilen makasa girdi. Makinistin uyanıklığı sayesinde Allah'a şükür herhangi bir kaza olmadı. Eğer makinist uyanmasaydı, içinde 300 yolcu vardı, orada bir tren kazasındaki kayıpları siz düşünün. Bunun üzerinden koparılacak fırtınaları siz hesap edin. Ormanlar yanıyor, uçak yok, trenler devriliyor, kardeşim bu ülke batıyor, yönetilemiyor. Şimdi o makasla ilgili soruşturma devam ediyor, ne boyutta bilmiyorum. Ama o makasla o kolu kim çekti, makası kim değiştirdi, bu muhakkak bulunmalı. Bulduğunuz şahıs için doğrudan FETÖ üzerine bir soruşturma yürütebilirsiniz. Bu ve benzer, bakın bu ve benzer olaylar 2023'e doğru karşımıza hep çıkacak. İşte çıktığı an ilk yapacağımız iş hemen bu sözleri hatırlayıp doğru söylenmişti, denmişti. Bak bu alçaklık ve bu adilik bu yüzden yapıldı demek ve delirtmek. O nedenle FETÖ tehdidi bitti denemez. FETÖ tehdidi bu ciddi boyutlarda, yani bu dediğim anlamda bir eylem yapabilir mi? İhtimal dahilindedir. Ama şunu da gururla ifade edeyim. Devlet birçok olayın hesabını yaparak ciddi tedbirler alıyor. Bizlerin hiç haberi olmadan yüzden fazla PKK terör örgütü ve diğer örgütler tarafından gerçekleştirilmek istenen terör eylemi daha niyetine girmeden tepesine çöküldü. Haberimiz dahi olmadı. Daha geçen gün hatırlarsan Suriye örgütlü biri canlı bomba olmak üzere bombalarla yakalandı. Gene geçtiğimiz günlerde biri üst düzey lider öldürüldü sınır dışı operasyonda. Evet. Gene Nusaybin'de tam canlı bomba tetiği, pimi çekecekken emniyet tarafından etkisiz hale getirildi. Hani işte Afgan, Suriye falan dedik ya, bunlar içerisinde evet, de bakın bu roller verilebilir. Afganlı birine, Suriyeli birine bir suç işletilir. Yabancı düşmanlığı iyice evet, ayyuka getirilir. Başka bir yerden terör eylemi gibi her yolun deneneceği bir sürece giriyoruz.
Bu süreç zarfında bir, çok uyanık olacağız. Şüphe duyduğumuz her türlü bilgiyi devletimizle paylaşacağız. İki ve bana göre en önemlisi, bu tür provokasyonlarda oyuna gelmeyeceğiz. Evet. Çünkü bütün amaç öyle veya böyle bir nedenden dolayı sokakları hareketlendirmek ve o çıkan kıvılcımı, hani orman yangını diyoruz, evet, ya, birileri toplumsal yangına dönüştürmek üzere tetikte bekliyor. Toplumsal yangına dönüştürmek için kurulan tuzağa düşmeyeceğiz. Ki bana göre buradan hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında programa katılmıştık. Orada ilk defa gündeme geldi. Çok önemli bir konu. Tribünlerde şu an Türkiye'de göçmen istemiyoruz gibi sloganlar atılmaya başlandı. Bakın FETÖ'nün en çok ele geçirmek istediği yerlerden başında futbol kulüplerinin geldiğini unutmayalım. Tabii bir ara işte futbolcular, takımlar, kulüpleri ele geçirmişler komutanım. Kulüplerden öte, bakın kulüplerden öte, kulübün taraftarları baş hedef. Ben A kulübünün, B kulübünün yönetimini, kasasını eline geçirsem ne olacak? Parayla benim zaten bir zorum yok. Evet. Amerika beni sağ olsun fonluyor. Yahudiler beni fonluyor sağ olsunlar. Onlardan hiç sıkıntım yok. Benim amacım oradaki kitleyi hükmedebilmek. Yani taraftarları ele geçirmek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ki isim vermeyeceğim. Bir kulübün başkanı seçimi kazandığı an tribünlere konuşma yapıyor. Başarıdan söz ediyor, şampiyonluktan söz ediyor, transferlerden söz ediyor ve kapanışta durduk yerde, her ne hikmetse, biliyorum şu an ihtiyaç yok ama olduğu an sokaklara ineceğinize adım gibi eminim diyebiliyor. Evet. Şimdi bu cümle durduk yerde söylenen bir ya cümle futbol değil. Futbol için sokağa inilmez. Futbol için inilmez. İşte öyle indiğini zanneden kitleleri, evet, çok iyi manipüle edersin ve bir anda sokaklar savaş alanına döner. Bakın sokaklar savaş alanına döner. Dolayısıyla burada spor camiasındaki kişilere çok büyük görevler düşüyor. Bu tribünlerdeki söylem çok hatalı, çok yanlış. Her kim bunu yaptırıyorsa muhakkak arka planında başka iş ve niyet aranmalı. Bunlar tesadüfen kurulan cümleler veya akışa binaen söylenen sözler değil. Bir takım olayların altyapısı hazırlanıyor. Dolayısıyla her alanda, her yerde biz bu tür provokatif söylemlerden, eylemlerden kaçınacağız. Toplumu kışkırtacak olaylarda asla yer almayacağız. Bunu bütün millet olarak iliklerimize kadar hissetmemiz lazım. Çünkü 2023'e doğru, inşallah yanılan ben olurum, birçok akla hayale gelmeyecek oyunun oynandığını ve denendiğini göreceğiz. Bütün amaç sandıkta bir şekilde süreci lehlerine çevirmek. Bakın bir televizyon programında geçtiğimiz yıl Sayın Tatar'dan dem vurdunuz. Hı. Buradan hasretle ve muhabbetle analım kendisini. Önümüzdeki yılları nasıl görüyorsunuz diye bir, evet, kritik soru sordu moderatörümüz. Ben de şunu söylemiştim. Önümüzdeki süreçte Türkiye ve dünyayı yakından ilgilendirecek 3 tane kritik seçim olacak. Bu seçimler sadece ülkemizin değil dünyanın da geleceğini belirleyecek. Böylesi kritik seçimler dediğimde moderatör bayanımız da sordu. Bunlar dedi hangileri hocam? Bir dedim Kıbrıs seçimleri. Ersin Tatar iktidarı aldığı an dedim Kıbrıs'ta artık olumlu yönde talihin, makus talihin değiştiğini söyleyebilirsiniz dedim. Bu nedenle Kıbrıs halkı oyu kullanırken dedim çok dikkat etmeli ki orada da çok seyredeni vardı televizyon kanalımızın. Kıbrıs halkı bu kullandığı oyun değerini çok iyi bilmeli ve ona göre sandıkta 10 düşünüp bir oy kullanmalı dedik. İkinci seçim dedim 2023, pardon düzeltiyorum, Amerikan seçimleri, evet, Trump dedim bir şekilde kazanırsa davulu zurnayı hazırlayın, evet, Trump abone oldu değil, evet, neticede o da Amerikalı ama Trump kazansaydı Ehvenişer derin Amerikancı, Yahudi, İsrailci yapı, Trump kazansaydı bu bizim de arzu ettiğimiz bir, evet, sonuçtu. Birçok denklem çıkarlarımız adına, çıkarlarımız adına, evet, elbette. Evet. Ben menfaatim nereye, evet, gerekir, evet, ona, evet, doğru yürürüm. Evet. İkinci şey bu ama dedim bu en zorlu olan olacak ve eğer Trump kazanma ihtimali olursa Kennedy suikastı gibi bu hayatıyla mal olacak bir sürece doğru gidecek. Gidecek. 3, 2023 dedim. Şimdi bakın Kıbrıs'taki seçim... O zaman açıkça sorayım komutanım. 2023'e giden seçimlerde Cumhur İttifakı'nı mı desteklemek lazım? Kesinlikle. Bakın Amerika ne diyor? Evet. Muhalefeti desteklemeliyiz diyor. Daha ne desin Biden, evet, ya? Evet.
3 merdivende bir düşen adam daha ne desin? Necmettin Erbakan diyordu ki Amerika ne söylediyse tersini yaptım kazandım diyordu. Bu kadar. Zaten bakın o en doğru mantık bu. Batı ne yapıyorsa tersini yapacaksın. Batı ne diyorsa tersini uygulayacaksın. Doğru reçete bu. Şimdi Biden ne dedi? Yani biz bunu Allah'tan Biden söylüyor. Yani argo tabir körün gözüne çomağı sokar gibi Allah'tan söylüyor. Anlamayan bari orada çözsün işi. Diyor ki bizim sorunumuz Erdoğan'dır. Erdoğan diyor Amerika için milli beka sorunudur diyor. Bakın bunu kuran Amerika. Erdoğan Amerika için milli beka sorunudur diyor. Ha ne anlayacağız? Demek ki Erdoğan bizim milli menfaatimiz için olması gereken bir lider. Ve diyor ki Biden bu iktidarı Cumhur İttifakı'nı bir şekilde alt etmeliyiz. Muhalefeti desteklemeliyiz diyor. Artık darbeleri diyor seçimlerle siyasi yönelik yapacağız diyor. Darbelerle olmuyor başka yollarla yapmak. Yani artık silah kullanmayacağız diyor. Gücü de yok zaten kullanmaya onu söyleyeyim. Hadi bir daha sıkıysa gelsinler bu milletin önüne herhangi biri çıksın. Ama onun yerine diyor ki ben oradan vazgeçtim. Buradan bir yol tutturamadık. Şimdi siyaseten deneyeceğim diyor. Ve muhalefeti destekleyeceğiz diyor. Beş benzemez nasıl bir araya geliyor bana izah eder misin? Dünün solcusu, dünün bölücüsü, dünün milliyetçisi, dünün muhafazakarı nasıl oldu da aynı çemberde buluştular? Eğer biz buna ya siyasi beklenti bunlar siyaset böyle bir şey der isek çapaklı gözlerle gezmeye devam ederiz. Ama eğer bir dakika kardeşim dünün muhafazakarı nasıl oldu da solla bir araya geldi. Benim Atatürkçü diye bildiğim parti Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye meydanlarda boy gösterirken Mustafa Kemal'in askerlerine kurşun atanlarla nasıl oldu da aynı cephede buluştu? Bu sorunun cevabı nedir diye arıyorsak doğru yoldayız. Buradan bu mantıkla şu an için bizim ülkemizin bekası için Cumhur İttifakı'nın iktidarda kalması şart. Evet. Yani madem ez cümle ve kitabın tam ortasından evet, konuşalım. Evet, açıkça soruyor. Doğrusu bu. Ve bunun da dayandığı mantık bu. Hani Allah korusun. Roller değişsin, ters olsun bu sefer diğerini destekleriz. Yani doğru olan yol budur deriz. Evet. Burada benim derdim Sayın Erdoğan, Cumhur İttifakı, Sayın Bahçeli değil. Mesela ülkemin menfaati için, evet. Bakın ülkemin bekası için olması gerekeni konuşuyorum size. Dolayısıyla bunu siyaset üstü bir olay olarak algılamak lazım. Evet. Bu kritik süreç ve barajda bu güvenlik meselesi olarak lazım. Bakıyorsunuz siz. Bakın ben siyasi bir tercih olarak değil. Kesinlikle. Bakın az önce ben size bir örnek verdim. Kıbrıs. Çok kritik seçim diye. Akıncı, buradan yüzüne de söylüyorum ki ben bunu defalarca da söyledim. Mustafa Akıncı denen kişi, Cumhurbaşkanı yapılmış kişi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yanlışlıkla Türk tarafında kalmış. Evet. Bunu ben... Konuşmaları öyle. Bunu ben şeyine göre söylüyorum, lafına göre söylüyorum. Ben eğer diyorsam, Rumlardan fazla toprak aldık. Bunu geri vermeliyiz diyorsam benim etimde, sütümde, kanımda bir yerlerde bir kaçak vardır. Ben Rum'la aynı ağzı konuşuyorsam bir dakika kardeşim sen Türk müsün, Rum musun sorma hakkım vardır. Tatar'ın düzeltiyorum Akıncı'nın bakmayın adının Akıncı olduğuna söylemlerine baktığınız takdirde Güney Kıbrıs'ta Rumcası Akıncı kanadında Türkçesi söylenmiş. Aynı şeyleri söylüyorlar. Rumlar bunu söylüyor zaten. Rumların söylediği bu. O diyor desteklememiz evet. lazım diye. Şimdi Akıncı'ya ben oyu buna kullanacağım diyorsam bende bir gariplik vardır. Ya meseleleri okuyamıyorumdur, hakim değilimdir ya da farklı niyet ve maksat peşindeyimdir. Evet. Aynı tabloyu Türkiye'ye getirin. Şimdi orada rolleri değişelim. Akıncı iktidarda olmuş olaydı. Hasbelkader Sayın Tatar kaybetmiş olsaydı, Türkiye ile Kıbrıs'ın arasındaki durumu, bizim Doğu Akdeniz'deki konumu, Türkiye'nin Kıbrıs'ta açmak istediği üstlerinle ilgili statüyü bir siz değerlendirin. Adam federasyon istiyor, adam teslim olalım diyor, yönetim verelim, biz orada yaşayalım, özgür, ekonomik refahtan bahseder. Bunu diyen kim? Kıbrıs Cumhurbaşkanı evet, yapmış evet, bir kişi. Ha şunu diyebilir, damadım Rum, o nedenle bir sevgim, sempatim var diye açıktan söylese bunu anlayacağım. Damadı Rum. Bundan dolayı destekliyorum. Saygı duyarım. Demek ki oraya doğru meyletmiş, kaymış derim. Ama burada Kıbrıslı halkı kandırmak, Kıbrıslı milleti belli bir maceraya sürüklemek Kıbrıs için uçurumdu. Allah'tan döndüler. Bakın ne kadar kritik bir seçim. Şimdi aynı tabloyu alın, Anadolu'ya bizlere yansıtın. 2023 böylesi bir seçim. Ve ben soranlara söylüyorum. 2023'te neler yaşanır diye.
1938 sonrası olaylara bakın diyorum. Eğer Cumhur İttifakı kaybederse kesinlikle 19 Atatürk sonrası döneme girecek. Ha. Zaten şu an dikkat edin, Atatürk'ün yarım bıraktığı ne varsa mevcut iktidar tarafından tamamlanıyor. Evet. Ondan sonra ne eksik bırakıldı, ne sabot edildiyse tekrar ayağa kaldırılıyor. Savunma sanayine örnek verdik. Evet. Rahmetli Atatürk hani Turan Birliği'nden bahsettik. Evet. Diyor ki çok anlamlı ve önemli bir sözdür benim için Gazi Mustafa Kemal'in dediği. Orada diyor Rusya'yı göstererek, daha doğrusu hikayeyi şöyle anlatalım madem dem vurduk. Vaktimiz var değil mi? Var var komutan. Hikayeyi şöyle anlatalım. Rahmetli Atatürk Cumhuriyet balosu için davetli. Sandalyenin üzerine çıkıyor, konuşma yapıyor balodaki insanlara. Evet. Devletin yeni hedeflerinden dem vuruyor ve yanındaki yaveri de paşam diyor, Ziraat Bankası'nda da diyor bir balo var. Oraya da bir 5 dakika uğrayalım diyor. Sizi görmek isterler. Geçelim diyor, gidiyor. Orada alkış, tufan. Atatürk gelmiş salona. Ondan sonra sandalyeye çıkıyor. Benzer konuşmayı orada yapıyor. Genç biri, bir tabip. Paşam diyor, güzel şeyler söylediniz, bizi onar ettiniz ama diyor bir eksik var. Bize diyor gençlik olarak bir ideal vermediniz diyor. Ne yapacağız biz önümüzdeki süreçte? Yukarı o salonun sorumlusunun odasına çıkacaklar. Gel benle diyor. Bir grup genci alıyor. Odaya giriliyor. Odada bir dünya haritası. Rusya'nın altına geçiyor. Şu omzumdaki ağırlığı görüyor musun diyor. Rusya'yı göstererek. Orada diyor dini bir, dili bir, örfü bir, Türk oğlu Türk olan kardeşlerimiz var. Rusya dağılacak, hazırlıklı olun diyor. Bu kardeşler bize gelmeden biz onlara gitmeliyiz diyor. Bakın bahsettiğim yıllar 30'lu yıllar. Şimdi Rusya dağıldı mı? Dağıldı. Onlar gelmeden biz onlara gittik mi? Gittik. Kim gitti? Rahmetli Turgut Özal gitti. Hayatıyla ödedi. Sen misin Türk dünyasına ilgilenen? Evet. Hayatıyla ödedi. Evet. Şimdi aynı bayrağı Cumhur İttifakı devraldı. Oradaki Türk devletiyle tek tek askeri, ekonomik, siyasi anlaşmalar yapıyor. Evet. Ve sen bunları görmezden geliyorsun. Bir takım şeylerin oyunlarıyla, o kin ve nefretle gözünü kim bürümüş, bunları hiç görmüyorsun. Ve ülkeyi bir ateşe sürükleyecek sürecin tetikçisi oluyorsun. İşte benim anlatmak istediğim olay bu. Dolayısıyla buradaki bizim doğru denklemimiz, her türlü dediğim gibi kini, nefreti, kimlikleri bir kenara bırakacağız. Sağlık ve salim bir kafayla düşüneceğiz. Ve yabancıyla ülkede oynanan oyunları kıyaslayacağız. Biz Libya'da olmalı mıydık? Olmamalı mıydık? Suriye denklemi doğru mu? Değil mi? Irak'ta yaşananlar, yapılanlar doğru mu? Yanlış mıyın? Cevabını aramalıyız. Bakın şu an en güvenli ülke Türkiye. Ama Millet İttifakı dediğimiz ittifak, Libya ile ilgili en basit örnek, bu kanunu meclise getireceğimiz zaman ne demişlerdi hatırlayalım, unutuyoruz, hatırlatalım. Kılıçdaroğlu demişti bunu. Öyle ya da böyle bu kanunu meclisten asla geçirmeyeceğiz dedi. Kürsüleri parçaladı. Ha geçti o ayrı. Evet. Kervan yürüdü ama neticede hani bu laflar söylendi. Evet. Bunların bir bedeli olmalı, bunların bir hesabı olmalı. Evet. Bu hesabı bedeli yapacak olan da izleyenler. Evet. O nedenle hani son cümle bunu söyleyelim. Evet. 2023 hayati mesele, inşallah seçimlerden sonra geliriz. O oluşan tabloyu birlikte konuşuruz bu ekranlarda. İnşallah seçimleri beklemeyiz komutanım, böyle Eylül gibi tekrar İnşallah gene geliriz. Buluşacağız. Elazığlı kardeşlerime, dostlarıma can feda. Şereftir onlarla birlikte olmak. Evet komutanım, çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Program için Elazığ'a geldiniz. İnşallah ilerleyen dönemlerde. Mehmet Bakırcı sağ olsun aracı oldu burada. İstanbul'daki Elazığlı kardeşimiz. Ona da selam söyleyeyim buradan. Oradan da buradan selam gönderelim, iletelim. Evet. İnşallah daha böyle nice birlikte programlar yaparız sağlık saatle. İkinci memleket diyorsunuz zaten Elazığ için. Fahri hemşeriyiz ve kızımın doğum yeri. Evet. Ondan sonra eşimin de bizim ailemizin de göz bebeği. Evet. Kendimizi buraya ait hissediyoruz. Ve İzmir'de de zaten derneğin Fahri hemşerisiyiz. Evet. Komutanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi bir gece diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, terör ve güvenlik uzmanı, emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ konuğumuzdu. Başka bir programda buluşmak dileğiyle mutlu akşamlar.